Lazım. Tepe ışığını açsana. Belki biraz daha iyi olur ama. Hadi ben şimdi oluyor şu an. Hadi ya, ona rağmen. Tepe ışığını açsana. Masada yani. Yeniden selamlar merhaba arkadaşlar. Bir tekrar geldik bu sefer. Lore Konseyi ekranıyla geldim. Karşınızdayız ve Tarçın da bizi selamlıyor. Ay. Tarçın da bizim ya. Tarçın reis de burada. Ve kaleci de sallıyor bakın. Güzel oğlum benim, güzel oğlum benim. Gitti. Kaçtı gitti. Yani yapacağını yaptı. Yani o başladım. Selamını hiç verdi, şöyle girişini yaptı ve kaçtı. Abi. Çok tatlı ya. Ne yazık ki kucakta durmuyor lordumuz. Beni sever. Çaylar biraz sıcak. Çaylar sıcak sıcak. Arkadaşlar havalar ne kadar soğuk değil mi? Dragonlar bizi ısısın. Ya şimdi Alanya'dan yani o konuya ne desem ben boş. Ben bu karanlıklardaki halimi seviyorum abi yani. Hem ışık lamba yetişmiyor buraya hem de yer yok masada. Yani iki türlü hiçbir şekilde olmuyor. Zamanla abi. Zamanla. Tamamdır. Zamanla. Masa lambasıyla biz geliştikçe olur. Prodüksiyon da gelişecek. Gelişecek arkadaşlar. İnşallah. İnşallah. Murat'ın da öyle arka plan yapıyor bence. Kulaklığı yoktu arkadaşı. Level level attı. Kamera yoktu, kulaklık yoktu. Ya. Evet, selamımızı verdik ve arkadaşlar yavaş yavaş konuya gelelim. Çünkü uzunca bir sıralama yapmış Görkem, böyle şöyle bir bakıyorum ben yayın öncesi bu sefer ne yapmış diye. Bu sefer fena girişmiş. Sağlam girişmiş. Birçok yerde de hani lan bu neydi falan diye dönüp dönüp baktığım olaylar oldu. Birçok şeyi de hatırlamıyorum. Şimdi ortak da çok konu var ya, gözün korkmasın. Ya büyük ihtimalle illaki hani ejderhalarla ilgili çakışan şey vardır da aşağıda çok güzel özel olaylar var. Bugün bildiğiniz üzere ejderha sınıflarının konuştuğumuzun ikinci bölümündeyiz. Yeşil dragonları konuşacağız. Yani nasıl bir Türkçe ile İngilizce karıştırmadır bu da. Green Dragonflies, yani yeşil ejderha sınıfını konuşacağız arkadaşlar. Şimdi Görkem'in de dediği gibi kırmızıyla çakışan yerler, yani daha doğrusu bütün ejderha sınıflarını etkileyen ya da kapsayan yerler olduğunda zaten oraları büyük ihtimal bypass ederek gideceğiz. Ve diyeceğiz ki bunu demiştik bakınız şurada, bakınız şu videoda şeklinde devam ederiz. Ancak bir Lore Konseyi klasiği haline geldi artık bu. Saat dursun, teşekkür ederiz. Yine Görkem bize bir yayın akışı planladı ve o yayın akışını ben size şöyle kısaca başlıklar halinde aktarayım. Ejderhalar, eyvallah. Yeşil ejderhalar, yine kırmızıdaki gibi varoluş amaçları, güçleri, Eonar kutsanması, Emerald Dream, yeşillerin Dream ile bağlantısı. Yeşillerin tarihçileri, demiş ki ortak noktalara kısaca değineceğiz. Kadimler Savaşı, ki aslında bütün ejderha sınıfını kapsayan bir konu ama tekrar bir değineceğiz. Burada spesifik bir olay yaşanmış mı onu konuşacağız. Sonrasında tabii ki Sundering büyük ayrışım olayı ve Laurent Aran olayı. Gerçekten çok spesifik. Kaygan Kumlar Savaşı, War of the Shifting Sands. Bu
Katun'la alakalı mevzular. Temple of Atal Hakkar. Burası... Evet, Hakkar. Yani değişik bir hikaye gerçekten. Bir kısım. Nasıl giriş yapacak Görkem çok merak ediyorum ben de. İkinci savaş Grim Batol savaşı. Üçüncü savaş Valitra Lich King'in esir, yani Lich King'e esir düşmesi. Ki o da çok enteresan bir hikayedir. Belki de fight'i yapmış olan arkadaşlar vardır. Onlar için de böyle ayrıca bir ne derler, güzel bir anı olur. Böyle o günleri hatırlatır. Zavius'a gireceğiz, Nightmare'e gireceğz, Vrimis Tapınağı'na dönüşleri konuşacağız, Hijal Dağı'nı konuşacağız, çünkü Yeşillerin merkezi gibi bir durumda. Emerald Dream portallarının Druid'de açmaları, kabusa karşı olan, yani Nightmare'e, Emerald Nightmare'e karşı olan ikinci savaş, Ardenweald, yavaş yavaş Shadowlands'e geçiyoruz artık ve son olarak da tabii bu... Bu sürpriz olsun, bunu söylemeyeyim. Evet, devam evet, edelim. Bunu sürpriz evet. olsun diyoruz ve sazı Görkem'e bırakmadan önce. Nereden başlamak istersin abi? Tekrar bir ejderha konusuna giriş yapmak ister misin yoksa yeşillerden mi? Yani işte sen de yapabilirsin aslında. Önce bahsettiğimiz işte ejderhalarla ilgili bir genel toparlama yapıp yeşil ejderhalı özelinde sonra detaya girebiliriz. Arkadaşlar kırmızı ejderha sınıfının videosunu bulabileceğiniz YouTube linkini sizlerle paylaştım. Ancak evet. özetleyecek olursak çok fazla özet geçeceğim, lütfen kızmayınız çünkü yayını buna adamak istemiyorum. Şöyle Galakrond diye çok büyük bir ejderha vardı ancak proto bir ejderhaydı, yani ilkel primal bir yaratıktı ve bu tabii onun yanında diğer ejderha renkleri de vardı. Atıyorum yeşil ejderhalar ama proto halleri, kırmızı ejderhalar ama proto halleri, buna karşı bir savaş veriyordu ve Titanlar da Galakrond'u elimine etme düşüncesi içerisindelerdi. Bu konuyla ilgili de tier görevliydi. Evet, Tosuncuk Galakrond çok büyük bir ejderha, çok da güçlü, yani onu konu alsak aslında o da ayrı bir yayın olur. Çünkü evet, o da farklı bir mevzu, çünkü yani sadece işte ejderha gibi işte alev püskürmesi falan değil, çok değişik bir ejderha o da. Onu durdurmamız gerekiyordu, işte Tyr karşı koymaya çalıştı, kolu koptu falan derken bu yavru proto renkli olanlar, işte kırmızı, mavi, yeşil falan olanlara Titanlar bir takım güçlerini bahşediyorlar ve temel anlamda da hani derler ya böyle dünyadaki işte farklı elementler vardı. İşte bu farklı elementlerde ama farklı büyü güçlerinde ki şeylere, ejderhalara aspektlik, yani koruma görevlileri veriyorlar. Atıyorum mavi ejderha sınıfı büyünün koruyucuları oluyor. Yeşil ejderha sınıfı doğanın ve Emerald Dream dediğimiz, ki işte yine doğayı temsil ediyor, Azeroth'un kök doğasını korumakla görevli oluyor. Kırmızı ejderha sınıfı, ki geçen hafta konuştuğumuz ejderha sınıfıydı, onlar hayatın ta kendisini korumakla sorumluydu. Siyah olanlar işte Deathwing'den tutun da işte Rathion'a kadar tanıdığınız birçok işte Neferyan falan. Ölüm diye geçer, ancak ölüm değil, ölümü tabi hani topraktan geldik toprağa gideceğiz gibi de yorumlayabilirsiniz bu noktada. Toprağın aslında taşın, yani Azeroth'taki Earth şeyin elementin koruyucuları oldular ama bunu beğenmediler. Olgu ama olarak da altındakilerin işte evet, orası. Olgu olarak da ölümü temsil ettiler. O yüzden ölüm, yani Alexstrasza ile dengeyi oluşturacak, yaşam ve ölümün dengesini de sağlayacak ölümün koruyucuları oldular. Son olarak da sarı, bronz da diyebilirsiniz. Renklerinden sarı da diyebilirsiniz. Çok vahiyemeti yok. Bunlar da zamanın koruyucuları oldular arkadaşlar. Ve Nozdorm'un başlarına geçti. Aslında böyle en yakışıklıları da bence o sarı olanlarıdır ama en komikleri de Chromie, yani ejderhalar arasında yine sarıların arasındadır. Kısaca özetle böyle arkadaşlar, ki konu başlıklarında var diye şimdi tekrar girmeyeceğim Kadimler Savaşı'na ve yeşil ejderhaların asıl amacını ve Eonar tarafından kutsanmasını Görkem'e soracağım arkadaşlar. Evet Görkem, nedir? Öncelikle teşekkür edeyim. Hakikaten benim de unuttuğum güzel detayları ekledim. Çünkü burada o detaylar da hepsi önemli. Hepsine de değinmemiz de gerekiyor. Çünkü aynı kırmızılar gibi yeşiller de aslında yaşamın koruyucusu gibi gözükse de esas olarak doğayı ve Emerald Dream'i koruyorlar. Emerald Dream'i de daha önce anlatmıştık zaten. Azeroth'un yani bilinçli normal insansı ırklar olmayan halinin bir taslağı olarak saklanması için
yapılıyor. Orası bir alternatif versiyonu Azeroth'un ve orada işte doğa kendi haline bırakılınca nasıl gelişiyor o şekilde tutmak için ve işte bu evrimleşmenin işte tabii oranın da kendine ait artık doğasının korunması için bu Yeşil Ejder gene Eonar tarafından görevlendiriliyor ve başında da işte bildiğiniz gibi Ysera var ilk başta. Dream olarak tabii bunun geçmesini daha sonra anlatayım ama esas olarak Yeşil Ejderhalar güçleri zehir kullanıyorlar ateş yerine. Güçleri gene doğal güçlerden geliyor. Emerald Dream'den de faydalandıkları için daha ruhsal bir bağlantıları var büyüyle. Ve doğayla da o yüzden bu yüzden daha iç içeler ve işte hem doğayı hem doğadaki işte varlıkları, hayvanları, yabani hayatı birebir içsel bir şekilde hem hissederek hem de onların işte dediğini daha iyi anlayarak bir nevi sahipleniyorlar ve koruyorlar. Zaten işte onların onlara verdiği güç sayesinde bu yatkınlıkları işte daha üst seviyeye çıkıyor. İlk başta da zaten proto haldeyken her ejder renginin zaten proto halde bir renginin bir anlamı var. O da yatkın olduğu büyünün etkisinden dolayı o rengi taşıyor hepsi de. Ve işte yeşiller de daha önceden zaten bu duruma yatkınlar ama işte titanlar tarafından güçlendirince bildiğimiz o fantastik ejderha güçlerine kavuşuyorlar. Dur bakayım şeyi. Yeşillerin esas olarak tabii Emerald Dream üzerinden çok devamlı Emerald Dream diyeceğim yeşillerden bahsederken. Ve kendilerinin de bu korumayı sağlamak için aslında ilk olarak faydalandıkları şey gene Emerald Dream bağlantıları. Ve o yüzden mesela ilk başta işte Well of Eternity taşındığı zaman Hyjal Dağı'na orada işte Alexstrasza yaşamsal gücü bir nevi orada koruma altına alırken Ysera da Emerald Dream'le bağlantısını kuruyor buranın ve yani o bölgelerinde Emerald Dream'e geçiyor. İki versiyonunu aynen koruma altına alıyor bir nevi. Zaten bütün yeşillerin genel olarak yaptığı her şey bu mantıkta. Yani fiziksel evrendeki doğayı korumak için bir nevi ruhsal evrendeki versiyonunu nasıl diyeyim ona böyle paralel bir şekilde bağlayıp o şekilde koruyorlar. Ve bunu yapmaları için de bir özel güçleri var. Buna işte Dream Sight deniyor. Yani rüya görüşü olarak çevirebiliriz bunu. O yüzden de yeşillerin devamlı normal yani bizim fiziksel evrende gördüğümüz her hallerinde devamlı gözleri kapalı. Hep böyle şey yani o anda rüya görüyor denir. Evet. Böyle diğerleri de ondan bahsederken işte rüya ile bağlantılı gibi konuşurlar onlarla ilgili. Yani bir nevi uyur gezer gibi görürler ama aslında bu Dream Sight sayesinde yeşiller hem fiziksel evreni hem Emerald Dream'deki halini o görüntünün böyle görebiliyorlar ve bu aynı anda görmeleri sayesinde de işte doğayla ilgili mesela oraya tehlike oluşturabilecek, ileride oranın işte evrilebilecek ya da böyle gelişebilecek bir şey nasıl diyeyim mesela ormanın büyüyeceği yere mesela bir şey yapıldığı zaman onun o ormanı nasıl etkileyeceğini ileride olması gerektiği halini nasıl bozacağını görüp ona önceden müdahale edebiliyorlar. Ve işte kendileri savaşırlarken de bu şekilde gördükleri için gözleri kapalı savaşıyorlar ama bir nevi Demon Hunter'lar gibi iki türlü iki fazla aynı anda görüp ona göre bir nevi böyle ruhsal öngörüyle savaşabiliyorlar. Bu da onlar için tabii ekstra bir avantaj. Çok da aslında hani onların bu gözleri kapalıyken görmeleri denen de aslında biraz Lovecraft'ın bir durumu getirdi. Hani rüya görürken de gerçi iki tarafı da görebiliyorlar ama çok hoşuma gitti o yeter. Hani uyurken görebiliyorlar ve İsa'nın da zaten o yüzden
title'ı diyeceğim. Dreamer. Evet, evet. Uykucu. Evet. Rüya aslında tabii orada rüyanın sahibi anlamında direkt böyle. Ama yani... şey oluyorlar değil mi? Yani savunmasız oluyorlar rüyaya geçtikleri. Yok yok, tam tersine işte savunmasız değil. Aynı yani normal bir fiziksel görüntü üzerine işte hareket eden yaratıklardan çok daha güçlü oluyorlar. Çünkü ruhsal görüyü de görebiliyorlar aynı anda. Anladım. İkisini de görüyorlar. Ben bu soruyu Malfurion'dan yola çıkarak sormuştum o yüzden ama neyse tamam. Malfurion tabii yeşil ejderha olmadığı için aynı değil. O zaten şey işte yani Emerald Dream'e geçen yani Wild God bile olsa senaryosu denk yaratıklar bile olsa işte Dream Sight olmadığı için böyle yeşil ejderlerdeki gibi onlar iki ayrı durumu iki ayrı duruma geçmek zorunda kalarak yaşıyorlar. Ya Dream'de olması gerekiyor ya da fiziksel evrende olması gerekiyor. O yüzden zaten Malfurion'un başına da gelmedik kalmıyor bu durumdan dolayı. Emerald Dream'de hapissiz kalıyor falan. İşte oraya sonra değineceğim zaten. Ben bu uykuyla alakalı bir şey sorabilir miyim abi? Tamamen nobluğumdan soruyorum bunu da. Abi bu Nuzot falan da uyutuyor ya bizi. İşte yok evet. Yanıyor falan. Onunla bir Nuzot the Dreamer. İşte alakası var mı? Yani bu yani, uyku stansının. Şöyle bir alakası var. Yani nasıl işte Emerald Dream'de mesela olan şeyler ruhsal evren gibi Emerald Dream. Yani Azeroth'un ruhsal versiyonu. Nuzot'un bize soktuğu uyku da Nuzot'un kendi hayal ettiği gelecek olan versiyonu. Yani Nuzot'a zaten öyle tanımlandı ya. Yani Nuzot'un, Azeroth'un ve işte Azeroth'un yüzeyindeki işte ölümlülerin olmasını tasarladığı hali. Yani o bize eğer Nuzot bu rüyayı gösteriyorsa Nuzot'un rüyasını görüyoruz. Yani ama Emerald Dream'i görüyorsak Titanların ya da daha doğrusu işte Freya'nın kurduğu alternatif evreni görüyoruz. Yani ama uyku stans muhabbeti aynı yani özetle. Tabii mantık aynı. Yani sonuçta zaten tamam, yani şöyle düşünün işte Azeroth üzerinde zaten alternatif evrenler gibi bunlar ve İşte aslında Shadowlands de alternatif bir evren ama Shadowlands daha kapsayıcı. Bütün varlığı, bütün evreni kapsıyor ve işte Azeroth'un da bir Shadowlands tarafı var. Ama bu Emerald Dream ve işte Nuzot'un bize gösterdiği şeyler Azeroth'a özel şeyler. Daha böyle yüzeysel, sadece bu gezegene ait görüntüler. Anladım abi. Okay. Devam. Ben bu ikisinin aynı olduğunu bilmiyordum. Ben bunun ikisinin farklı olduğunu düşünüyordum. Shadowlands ve araya bağlantıyı şöyle kurarsın ama Nuzot'un da yoksa onun da Emerald Dream üzerinde çok ciddi bir etkisi var. Anladım. Evet, evet. Yani zaten kabus mantığını da anlatırız. Yani onun mekaniğinin benzemesi yani Old God'ların da benzer şekilde böyle alternatif evren kurmaları zaten işte bu Titan koruyucularının zıttı yaratıklar olmasından kaynaklanıyor. Gene yani onlar gibi bir şey alternatif evren yaratıyorlar. Ve ama kendi tabii istedikleri şekilde bunu tasarlıyorlar. O nasıl diyeyim? Yani senin ruhsal dünyana müdahale ediyor, oraya saldırıyor. Zaten o yüzden delirtiyor Nuzot işte. Evet. Senin ölümleri. Aynen. Zaten yani 8.3'ün tanıtım sinematiği dedi. Evet, aynen onu çok güzel yani görsel olarak da orada görebiliyorsun yani. Konuyla alakalı abi soru gelmiş. Ben çok özür dilerim girdim. Emerald Dream'in kuruluş yani oluşum tarihi biliniyor mu yani şeydeki? Tabii, tabii biliyoruz. Ha? Yani Emerald Dream'i zaten yani ilk kuruluşu yani orayı yaratan kişi diyeyim Freya. Tabii Freya bunu tek başına yapmıyor. Freya aslında yani Titan koruyucusu olsa da Eonar'ın avatarı gibi bir şey. Azeroth üstündeki iradesinin uygulayıcısı. O yüzden bir nevi Eonar'ın gücünü kullanarak yani Eonar'ın artık böyle daha önceki yapabildiği şeyleri ve işte Titan olarak olan nasıl diyeyim tasarımlarını kullanarak bir alternatif evren yaratıyor. Sadece işte Azeroth'un doğasını koruma amacıyla bunu eğer ki işte
bu işte Titan makinaları kullanılır da gezegen sıfırlanırsa Emerald Dream taslak alınarak gezegen üzerindeki yaşam yeniden kurulsun diye yapıyor. Bir de ben çok böldüm pardon. Yok. Şey detayını da verelim hani bu Emerald Dream'in oluşması insanlarda hep kafa karıştı yaratıyor. Hani kendi rüyası mıydı şey müdahale etti. Biz onu şöyle ayırmıştık birkaç yayın önce. Azeroth'un kendi rüyası var. Biz ona Dream diyelim. Titan rüyası olarak. Çünkü Argus'tan da veya Sargeras'ın öldürdüğü Titan'dan da gördüğüm şey Titanlar rüya görüyor o gezegen aşamasındayken. Emerald Dream ise Titanların müdahale, Freya'nın müdahale ettiği hali diyelim. İnsan kafa karışık geçsin. Hani evet. O rüya evet. Vardı, Freya müdahale etti onu. Evet, yani resetlenmiş, sıfırlanmış hali gibi düşünün onu. Yani sonuçta evet, Azeroth'la ilgili. Yani Azeroth'a özel bir alternatif boyut burası. Ve işte onun işte korunması için de aynen Eonar'ın gücüyle Freya buraya işte burayı yaratıp. Yani bu aslında şey Murat Han'ın dediği gibi zaten olan bir Azeroth var. Yani bizim üzerinde yaşadığımız bir gezegen var. Bu gezegenin de içinde işte daha doğmamış olan bir Titan var. Bu Titan doğmadığı için şöyle düşünün yani tam birebir olmuyor ama işte fetüs halinde gördüğü işte basit rüyaların fiziksel halini aslında yaşıyoruz üstünde. Her Titan için de bu geçerli. O Titan doğduğu zaman sonuçta işte o geldiği yerin güçleriyle doğuyor. Azeroth'un durumu da işte bizim yani oyuncuların da olduğu işte kahraman karakterlerin bu kadar istisnai olmasının da sebebi o. Azeroth Sargeras'tan bile güçlü olacak bir işte evet. Savaşçı Titan olarak her zaman tanımlanıyor ve ondan doğunca işte olacağı şey beklenen o. Yani diğer Titanlardan zaten duyduğumuz tanımı bu. O yüzden yani Azeroth'un rüyası zaten işte yani Titan olan Azeroth'un rüyası zaten Emerald Dream'in bir nevi işte gelişmiş ve yaşamış hali. Ama bunun işte bozulmamış halini korumak için Freya böyle bir alternatif evren yaratıyor taslak olarak. Orayı da korumak için tabii işte Wild God'ları ve yani Vahşi Tanrıları ve işte Yeşil Ejderleri görevlendiriyorlar. Okay. Ve bunun tabii Azeroth'taki yansımalarını da korumak için. Teşekkür evet. Düz devam edelim. Çok dallandırıyoruz baştan. Bu sefer yetiştiremeyeceğiz. 3-4 saat. Yoksa konuşurum ben yani. Ama yok ya. O kadar gerek yok. Ne diyorduk? Yani görevlerine de değinmiş olduk. Yani Emerald Dream'le bağlantılarını da anlattık. Ya zaten bundan sonra işte ortak olarak bütün ejderlerin yaptığı şeylerde yeşillerin de katkısının olduğu, öne çıktığı yerler var. İşte kırmızılarda da anlattık. War of Ancients'ta yani bu Kadimler Savaşı olarak geçen hikayede işte Dragon Soul'u anlattık. Nasıl işte Neltarion yani sonradan Deathwing olacak olan ejderha, siyah ejderha bunu bir tane silah tasarlıyorlar ve bütün ejderler içine güçlerinden bir parça veriyor ve işte Deathwing bunu kötüye kullanarak işte neredeyse mavi ejderhaların hepsini öldürüyor. Diğerlerine de saldırıyor ve bir nevi ihanetinin ilk adımını atıp Neltarion'ken Deathwing'e dönüşüyor. Bu sırada tabii yeşiller de büyük zarar görüyor. Çok fazla yeşil ejderha da ölüyor. O açıdan yeşiller için de önemli bu durum. Daha sonrasında tabii işte ilk Legion saldırısı sonrasındaki işte Sundering olduğu zaman ilk Well of Eternity işte çöktüğü zaman o tek olan kıta ayrılıyor ve işte bugünkü coğrafi haline dönüşüyor işte Azeroth. Orada da işte Ysera'nın şöyle bir rolü var. Yani yeşiller ilk kez Dream'le buradan sonra bağlantı kuruyorlar. Çünkü İşte Well of Eternity yerinde dururken aslında yeşiller işte çok fazla Emerald Dream'le bağlantı kurup bir korumak zorunda kalmıyorlar. Ama bu işgal hareketi ve işte sonraki olan felaketten sonra yani bu dünyanın yani yüzeyin diyeyim daha doğrusu nasıl bozulabileceğini, nasıl kötü etkilenebileceğini görüp ondan sonra o zaman
biz bu burayı korumak için işte ek önlemler alalım, ek böyle mekanizmalar kuralım gibi bir amaçla bu yaşam ağaçlarını işte kırmızılarla beraber kuruyorlar. İlki de zaten Hayjal Dağı'nın üstündeki işte Nordrasil. O Nordrasil kurulduğu zaman ilk kez Azeroth'la Emerald Dream arasındaki işte bağlantı kapılarını açıyorlar ve işte bir müdahale etme ihtiyacı olduğunda daha hızlı müdahale edebilmek için bu tarz mekanizmalar kuruyorlar. Ve sonradan işte bu Emerald Dreamway olarak gördüğümüz işte Druidlerin Legion'da kullanabildiği güçle işte başka bölgelere de bu kapıları açıyorlar. İşte bildiğimiz zaten kapılar var. Yani hemen kopya çekeyim. Feralas, Duskwood, Hinterlands, Hyjal'da var zaten. Grizzly Hills'da var. Bir de Moonglade'da var. Evet. Buralara direkt olarak Emerald Dream'in bağlantısı var ve hepsinin önünde de işte yeşil ejderhalar orayı korumak için kendi güçlerini ya da işte bizzat bir büyük ejderhalardan bir tanesini nöbetçi bırakıyorlar ve şey işte klasik oyuncuları şeyden bilir öyle World Boss diye kesiyorlardı. Evet evet, zaten o World Boss olarak kestiğiniz yeşillerin de işte size saldırmasının sebebi sizin oradaki işte kapılara gereğinden fazla yaklaşmanız. Öyle geçiyordu en azından. Ama ve aslında biz sonradan Nightmare'den etkilendiklerini evet, ve olmaması gerektiği kadar saldırganlaştıklarını da öğrendik. Böyle de bir alt sebebi varmış. Hatta tabii, hani ben çok pardon böleyim. Daha sonra Cataclysm'de Feralas'ın değişen questline'ında ki Corruption'ın sebebi de Tyrar. Yani o Emerald Nightmare daki o Dragons of Nightmare'lardan bir tanesi. O evet. Vanilla'da savaştığımız dragonlar iki kez Nightmare'e yenik düşüyorlar. Biz de ikincisinde onları öldürüyoruz. Evet, ikincisinde bizzat yerinde savaşıyoruz onlarla. Raid'de gördüğünüz bosslardan ikisi de onlar zaten. Doğru. Evet, ne diyordum? Nordrasil Nordrasil böylece. Yani yaşam ağaçlarının ve bu bölgelerde işte bu saydığım bölgelerde bulunan ağaçların önemi bu. O gördüğünüz devasa ağaçların amacı Azeroth'un fiziksel evrenini Emerald Dream'e bağlamak ve işte bu şekilde doğayı korumak için işte yeşillerin oraya müdahale etmesini hızlandırmak. Böylece işte bir yerde bir tehlike olduğu zaman oraya direkt uçmak yerine ya da işte oradan oraya koşuşturmak yerine fiziksel olarak Emerald Dream geçitlerini kullanıp hızlıca oraya müdahale edebiliyorlar ve böylece koruyabiliyorlar. Yani bunların aslında temel amacı bu. Bundan sonra şöyle bir olay var. Loreth Aran olayı olarak özellikle yazdım bunu. Çünkü yeşiller diğer ejderhalar kadar insansı ırklara sıcak bakmıyorlar. Ve hiçbir şekilde kendilerini kullandırtmıyorlar. Ama bu olayda Loreth Aran'da Ysera bizzat orada Prince Toret diye bir işte Night Elf lideri var. Burada savaşta onları işte kullanması için izin veriyor. Bir şekilde ikna ediyor Toret işte oradaki durumdan dolayı işte Legion saldırısı var ve işte o bölgede işte masumlar ölecek, şehirler işgal edilecek falan derken Ysera da bu duruma işte ikna oluyor ve ilk kez yeşiller o aşamada binek olarak kullanılıyor. Bir hatta emin olayım bir saniye. Tam zamanından. Yani bu binek olarak kullanılması yeşiller için çok yani bir nevi büyük bir hakaret ama işte Ysera'nın bu durumu görmesi, durumun ciddiyetine karşı işte oradaki Night Elf'lere yardımcı olmaya çalışması bir nevi onun için fiziksel evrende normalde hiç umrunda olmayacak şeylere bizzat müdahale ettiği bir aşama oluyor ve ilk kez bir nevi Ysera fiziksel evrene böyle müdahale edecek kadar bu olayların ciddiyetini bir nevi kavruyor. Çünkü öteki türlü sadece işte Dream'e korumaya odaklanmış bir şekilde ve çok katı bir şekilde işte herkesi buradan uzak tutma ve kimseyi işte özellikle ölümlüleri, yüzeydeki işte bozulmaya açık yaratıkları
oraya yaklaştırmama gibi böyle katı yaklaşımları var. Ama işte bu olaydan sonra bu değişmeye başlıyor. Biraz daha böyle yer yer yardım etmeye başlıyorlar. Zaten bu olaydan bir süre sonra da işte Ankiraj'da Ankiraj'ın kapatılması olayında işte Yeşiller bu sefer de yardım ediyorlar duruma ve zaten orada da Eranikus'a işte o gongu çalacak Scepter'ın parçalarından biri emanet ediliyor. Tabii Eranikus'ta bunun olması aslında sonradan kötü şeylere de yol açıyor ama o kısımda işte Temple of Atalhakkar'da görüyoruz düştüğü durumu. Bu zaten işte dungeon aslında klasikten beri olan bir dungeon ve üstüne çok hikaye dönen ve adında Hakkar geçtiği için de sadece aslında trollerle ilgili zannedilen bir yer. Evet. Ama aslında orası işte yani tabii troll tapınağı temel olarak ama işte yeşillerin yakınlığı var. Oradaki yeşiller korrupt olduğu derece. Evet. Yani Hakkar'ın zaten aslında biraz spoiler olacak ama Shadowlands'te de Hakkar'ı göreceğiz ve Hakkar'ın direkt olarak Void'e bir bağlantısı olduğunu bu dungeon sayesinde aslında öğreniyoruz. Yani nasıl bir bağlantısı var ya da ne üzerinden bunu yapıyor? İşte Loa güçleriyle mi yapıyor yoksa Void tarafından görevlendirilerek mi bu güce kavuşuyor da Hakkar'a dönüşüyor? Onları bilmiyoruz ama bildiğimiz kadarıyla zaten Loa olmasının sebebi işte belli troll kabilelerinin ona olan inancı ve işte bu sayede işte güçlenmesi. Ama daha sonrasında işte özellikle bu Temple'daki işte Atalai denen bir troll nasıl diyeyim rahip şeyi kısmı topluluğu var. Bunlar Hakkar'ı geri getirmek için işte bu zindandaki gücü kullanmak istiyorlar ve bunun da işte artık nasıl bir bağlantısı varsa bu müdahaleyi hisseden yeşiller derhal buna engel olmak için oraya işte saldırıyorlar ama onlar da korkuyorlar. Onlar da işte oranın etkisi yüzünden başta Eranikus zaten başlarında ve işte tek başına gitmiyor. Büyük bir böyle grupla saldırıyorlar oraya. O kadar büyük bir tehlike öngörüyorlar ki işte bunu da tam olarak bilmiyoruz ve işin ilginç tarafı zaten işte Eranikus'un gölgesi olarak geçen orada bir boss var ve işte onunla savaştığımız zaman da sadece işte Emerald Dream'in bozulmaya başladığını ve oradaki bir etkiden dolayı delirdiğini öğreniyoruz. İşte bu yüzden saldırganlaştığını ve işte oraya gelme amacından saptığını öğreniyoruz. Bir tane sadece yeşil ejderha oradan kurtuluyor delirmeden. O da dışarıda bize yol gösteriyor ve işte zaten görevleri veren Itarius. O bize işte bu durumu anlatıyor. İşte buraya müdahale etmeye geldik ama işte diğer yeşiller işte delirdi ve orada kaldılar işte kabusa düştüler falan diyor. Ve gidip oradaki hem işte Hakkar'ı getirmeye çalışan rahipleri hem de işte kabusa düşen ejderhaları yok edip orayı temizliyoruz biz de kahramanlar olarak. Çok kısa bir ara bilgi verebilir miyim abi? Tabii. Şey bu hani ara böyle atıyorum. Eranikus arkadaşlar yani bilgi olsun diye söylüyorum bunu. Ysera'nın baş konsortu yani baş eşi. Evet. Yani oraya gidiyor. Bu olay neden bu kadar önemli? Bir de yani evet bir yeşil dragon yozlaşıyor burada ama ya sıradan bir yeşil ejderha değil yani yozlaşan. Baya baya evet. İşte şeyin Ysera'nın yanında yer alan bir ejderha. İki bu. Numara. Yani, evet. Yani aynen yeşil ejderha sınıfının iki numarası bu adam. Ki bize görevleri veriyor dediği de şu anda hani geçen hafta anlatmıştık ya bir tapınak vardı Dragonblight'te Vrimis Temple diye. Evet, oradaki evet. Temsilcisi yeşillerin. Yani aynen. Bu adamlar böyle hani şey değil işte Midyat Seyfo hadi gidin bakayım falan dedikleri tipler değil. Baya evet, baya. Biz de müdahale ediyorlar baya aynen. Aynen hani yani karar alınıyor. Neredeyse herkes var. Aynen öyle abi. Sadece böyle kısa onu söylemek istedim. Doğru güzel iyi nokta yani önemli detay çünkü. Yani orası o yüzden çok aşırı önemli özellikle yeşiller açısından. Ama işte halen daha
tam gerçek nedeni bilmiyoruz. Yani bunu da çok büyük ihtimalle işte Hakkar'ın artık esas hikayesini ve işte orijinini öğrendiğimiz zaman çok büyük ihtimalle bunun bağlantısını da öğreneceğiz. Peki sana bu sefer kişisel bir soru soruyorum Görkem. Yo ama yani alakalı ya. Evet kişisel. Evet. Kişiselliği. Sen seviyorsun Hakkar falan. Yok sen Hakkar'ı savundun. yok şöyle. Bu dungeon biliyorsun kapatıldı. Evet. Alt tarafı ve üst katları vardı. Yani ben sadece zor olduğundan mütevellit kapatıldığını düşünmüyorum. Bu Shadowlands'la alakalı ya da Void'le alakalı bağlantılardan dolayı kapatılmış olabilir mi? Çünkü çok fazla taşta tekst vardı. Yani bir muhabbetler olabilir mi sence? Yani kişisel görüşünle. Çünkü mesela öbür tarafta neydi o kumların, trollerin olduğu yerde? Muezzala'yı öğrendik Sanctuary, mesela. Muezzala. Aynen. Zulfarak. Zulfarak da aynen abi. Hı-hı. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani, neden kapatıldı? Bence yani ince bir nokta. Tabii biraz retcon da var. Çünkü toparlayamayacakları kadar aslında orada ön bir troll hikayesi veriyorlar. Ama şu andaki durumla biraz çakışma yaratan şeyler var onda. Muhtemelen o yüzden kaldılar. Ama şöyle de bir durum var. O üst kısımda sırayla açtığımız heykeller var. Klasikte de orayı oynayıp görebilirsiniz bu arada. Sabrınız yeterse. Çünkü girince 2-3 saat çıkamıyorsun. O heykelleri döndürdüğümüz mekanizma bir geçit kapısı açıyor. Geçit kapısı nereye açılıyor o belli değil. Biz onu engelliyoruz. Açıp oradan gelen şeyi öldürüp engelliyoruz. Ama yani eğer başarılı olsalar işte oradaki Atalay rahipleri amacına ulaşsa oradan Hakkar dışında ne getirecekler? Yani Hakkar'ı getirdikten sonra burayı ne amaçla kullanacaklar? Çünkü bir nevi şöyle bir durum var. İşte Samwell'den Kil'jaeden'ı getiriyor ya işte yani Kalthas orada öyle bir olay var. Bu da ona çok paralel bir böyle mekanizma işliyor orada. Yani orayı daha büyük bir şeyleri işte Azeroth'a getirmek için sanki kullanmaya çalışıyorlar gibi bir izlenim veriyor. Yani o ilk eski hali. Ama işte tabii o dediğin tekstler ve önceki halinde olan hikaye kısmı şimdikiyle ufak tefek böyle çelişiyor. Yani çeliştiği için muhtemelen kaldırdılar. Tabii orayı yapmak zor olacağından. Hemen yani ya çünkü orayı 3 kısma ayırmaları lazımdı. Klasik yani bir eski haliyle ya da işte şimdiki hali gibi böyle biraz böyle kırpmaları lazımdı. Bence o yüzden. Ben o konuda fikrimi söyleyeyim hani. Ben biz her ne kadar Blizzard'ın hani çok ileriye planladığını düşünsek de hani 15 yıl sonraki bir paketi düşüneceklerini ben düşünmüyorum ya, ama. Tabii yani şöyle daha o kadar Chronicle yok, bir şey yok. Evet, Muazzala öyle sırf isim. Yani. Şimdi onu şöyle yapıyorlardır hani. İleri hani bırakıyorlardır boş olarak. Biz buraya sonra bir şey için doldururuz diye. Hani aynı şey Sylvanas'ın. Fill in the blanks. Kendini. Ne gibi? Aynı Sylvanas'ın kendini aşağı atışı gibi. Hani biz burayı daha sonra doldururuz diye bırakıyorlar bazı şeyleri ve belki de dolduracaklar. Ama hani benim dikkat hoşuma giden başka bir şey, Hakkar'la ilgili bir yerde nasıl o kadar fazla Nightblade etkisi var ve niye summonlamaya çalışıyorlar? Evet, o zaten iyi. İşte eski halinde kalmış olsa o geçit kapısı falan bayağı ucu açık olacak ve işte bağlayabileceğimiz bir şeyler olacak ama şu anki halinde böyle gizemli kaldı oralar kapalı olunca. Shadowlands'e bir retcon verir, o kapıyı açar. Olabilir yani, çünkü Hakkar olacak. Sonuçta Hakkar'la ilgili bir şeyler de illaki olacak. Bir daha retcon falan diyoruz da 15 yıl önceki lore retcon o kadar bir şey değil ya. Çok retcon da sayılmaz evet. Sadece bir kısmını böyle evet yani çıkardılar sadece. Yani değiştirip aynen kullanmadılar sonuçta. Evet yani o yüzden Temple of Atal Hakkar, yani Sunken Temple olarak geçen yer yeşil ejderhalar için bu şekilde önemli bir yer. Vallahi giresim var da daha tutuyorum kendimi. Devam et abi. Ben öyle dedim yani detay güzel şeyler çıkıyor arada. Yok detay değil, merak hani hani Hakkar'la ne alakası falan filan da girmeyelim hiç. Değil mi? evet.
Ondan sonra o zaman devam edelim sonraki kısımda. Zaten aslında sonraki kısmı daha çok tabii kırmızılar için önemli bir kısım var. İşte ikinci savaşta anlatmıştık işte önceki bölümde kırmızılar esir düşüyorlar. Ve işte Necros diye bir warlock var ve işte o Alexstrasza'yı esir ediyor. Ve işte kırmızı ejderha üretip işte binek silah olarak kullanıyor orklar. Ve işte tabii bunun sonunda işte diğer ejderhaların işte ilk başta tabii Krasus'un yardımıyla işte Krasus tabii şey Alexstrasza'nın o zamanki işte eşi işte Ysera'ya ulaşıyor, yardım istiyor ve işte esir düştü Alexstrasza kurtaralım falan diye. İlk başta diğer yeşil ejderhalar işte o bahsettiğim durumdan dolayı yani dünyevi dertlerle kesinlikle uğraşmıyorlar. Yani Emerald Dream'e bir saldırı ihtimali olduğu zaman ancak harekete geçiyorlar ve o yüzden hiçbiri Krasus'u ciddiye almıyor ve işte bizim derdimiz değil bu diye onu işte başlarından savuyorlar. Ama Krasus sonunda bir şekilde Ysera'ya ulaşıyor ve Ysera bu duruma karşı işte o bizim kardeşimiz işte kurtaralım diye gidip Maligos'la ondan sonra Nozdormu'yla konuşuyor ve hepsi beraber yardım edip Alexstrasza'yı kurtarıyorlar. Zaten burada da işte Ysera'nın aslında bir nevi ikinci kez Azeroth yüzeyindeki işlere bulaştığı durum oluyor. Daha önce orada bir daha çıkamıyor o işlerden. Evet, yani zaten aslında orada anlıyoruz Ysera'nın neden uzak durmaya çalıştığını. Çünkü her defasında kendisini biraz daha riske atıyor ve Dream'i de korumasız bırakıyor bunları yaparken. Çünkü Ysera'nın Dream'i koruması için yani dışarıdan gelebilecek bozulma işte o corruption sonradan gördüğümüz müdahalelere engel olmak için bizzat Dream'in içinde olması gerekiyor. Ve her bu tip olay olduğunda her bizzat işte Ysera bir amaçla bile bir şey yaptığında Dream'in nasıl diyeyim irade olarak başı boş kalmış oluyor ve dışarıdan müdahalelere açık olmuş oluyor. Ne kadar diğer yeşiller korusa da işte o sonradan gördüğümüz Old God etkileri sonunda da işte Nightmare olayı zaten bu yüzden oluyor. Oraya da sonra geleceğim ama işte tabii bundan sonra işte Grim Battle savaşı var ve işte aynen bu işte kurulan ekip Ysera'nın sayesinde işte Maligos ve Nozdormu'nun da katılmasıyla sonradan işte Ronin'le Krasus Necros'a karşı işte savaşıyorlar ve Demon's Soul'u yok ediyorlar işte Deathwing'in bir pulunu kullanarak. O savaşta öyle bitiyor. Orada tabii aslında bizzat bir yaptıkları bir şey yok yardım etmek dışında ama orada Ysera'nın bizzat bulunması önemli. Çünkü bütün bu Alexstrasza'yı kurtarma ve sonrasındaki işte olaylar sırasında Ysera fiziksel evrende kalıyor. Ve bu sırada hep işte Emerald Dream'de bir nevi aklı kalıyor ama müdahale edemiyor. Çünkü işte öncelikleri çatışmaya başlıyor. Şeyi de söyleyelim. Dragon'la bu olaydan sonra yani Chronicles'te yazan o dünyadan ne kadar soyutlandıklarını ve aslında ne kadar büyük bir hata yaptıklarını da anlıyorlar. Toparlamaya girişiyorlar. Toparlayamıyorlar adamı. Hani Nightmare'da Old God etkisi var. Zamanla hani Time Veil'lerde Cthulhu'nun tahmin etkisi var. İşte ne bileyim işte Alexstrasza'nın toparlanma süreci vesaire. Bayağı bir biz neye halt edeceğiz durumda düşüyorlar orada. Evet, zaten işte özellikle o yüzden tekrar orayı diyorum. Yani Ysera'nın zaten aslında hem görevi olan hem içgüdüsel olarak böyle yapmaya çalıştığı şey o durumları engellemek. Ama işte diğer ejderhalar çok böyle hem dışarıdan müdahalelerle hem de işte kendi iradeleriyle işte çok fazla böyle müdahil olmaya başlıyorlar. Yüzeydeki olaylara ve kendileri de işte bu durumlara düşüyorlar işte Alexstrasza esir düşüyor falan. Yani bu durumlar işte hepsinin bir nevi nasıl diyeyim gardını düşürüyor ve işte sonraki olan olayların kapısını açıyor. O yüzden bu olaylarda zaten
hep bir yani ufak da olsa ya Old God'ların ya da işte Legion'ın bir şekilde bir şeylerin işte bu gezegenin savunmasını zayıflatmak için müdahaleleri var. Onlar yüzünden bunlar oluyor zaten. Ve zaten en sonunda da işte Emerald Nightmare olayı oluyor. Çok yani... küçük bir şey sorabilir miyim bu konuyla alakalı? Sor tabii. Ha, Ysera'nın korkusunun ama yani sebebi tamam biliyoruz işte Emerald Nightmare'i korumak istiyor, orada bulunmak istiyor işte Emerald Nightmare diyorum, Dream'i. Hani Nightmare'e dönüşmesin falan zaten oluyor hani korktuğu şeyde. Ama bu işte böyle kapılardan böyle fiziksel olarak lambur lumbur gelinen bir nokta değil ki yani. En nihayetinde atıyorum. Aslında bir anlamda öyle portallar var aslında. Hayır öyle ya, de portalların gardiyanları var. Portallardan geçiş yok. Ysera Emerald Dream'de de olsa tutup da portal başında nöbet tutmuyor. Yok yok evet aynen. O güzel bir nokta. Onun nasıl diyeyim mekanizmasını aslında biraz böyle yüzeysel anlattım. Şöyle bir durum var. Şimdi Emerald Dream Azeroth'un ruhsal evrendeki versiyonu gibi. O yüzden orayı korumak için de ruhsal bir irade gerekiyor. Başında devamlı orayı gözetleyen ve o iradenin bozulmamasını sağlayacak bir iradenin orada olması gerekiyor. Zaten Ysera'nın da birinci görevi bu. Görevlendirilme sebebi o. Ona bahşedilen gücün sebebi de o. Yani Titanlar ona o gücü zaten o yüzden veriyor. Git o iradeyi orada koru. İşte o Emerald Dream, o taslak bozulmasın. Bir işte Azeroth'ta bir şey olursa, bir felaket daha olursa orayı kullanarak her şeyi yeniden kurabilelim diye. Peki uykudan her kalktığında Emerald Dream'den kopuyor mu yani Ysera? Evet. Kopmuyor. Emerald Dream'i koruyan orada bir irade olmuyor. Öyle düşün. Evet. Tamam. Yani çünkü Alexstrasza'ya yardıma gitmeme isteği hani işte... o hani Murat Han'ın bahsettiği işte dünyevi dünyayı biraz boşlamalarının sebebi bu yani. Hani gerçekten gitse büyük problemler olacak yani. Evet oldu. Evet, yani, zaten yani bunun korkusuyla, korku demeyeyim de bu onun içgüdüsü. Yani zaten ejderha aslında yarı hayvansal bir varlık ve çoğunlukla içgüdüsel hareket ediyorlar. Ve işte bütün yeşil ejderhaların da aynı mekanikte olduğunu düşünürseniz ve işte bizim gibi, yani bizim gibi demeyeyim de ölümlü diğer ırklar gibi, hatta diğer ejderhalar gibi görmüyorlar gerçekliği. Aynı anda iki gerçekliği görüyorlar ve olabilecek şeylerden dolayı da bu şekilde davranıyorlar. Mesela işte Ysera çok büyük ihtimalle işte orayı bırakıyor ama işte bırakmak zorunda olduğu için artık böyle elinden gelecek bir şey yok. Alexstrasza'yı kurtarması lazım. O yüzden Emerald Dream'i bırakıyor ve gidiyor. Ama işte bunu yaparken de oranın korumasız kalacağını da tahmin ederek gidiyor. Zaten korktuğu da başına geliyor sonradan işte. O korkunun başına gelmeden önce abi senin sıradan devam edelim. Valitra'yı. Nightmare'ı ben anlatayım mı? Nightmare'ı anlatmadım. İşte Nightmare'e girmeyeceğiz. Nightmare'ı sen anlatabilirsin de hani bir üçüncü savaş muhabbeti var. Biliyorsun Scourge'un bir yeşil ejderhayı esir alması mevzusu. Evet. Valitria zaten Ice Crown'da görüyorsunuz işte. Yeşil ejderha orada esir halde. Ve genelde binek düşürmeye giderken yanından geçiyorsunuz böyle. Kesemiyorsunuz. Evet. Çünkü geçemiyoruz artık. O yüzden kimse sallamıyor. Ama o fight'ın şöyle bir güzelliği var. Orada Emerald Dream'e ve Nightmare'e portallar açılıyor fight sırasında, evet. Dikkat edin. Evet, ve işte Valitria'da esir olduğu halde bile işte bu portalları açabiliyor. Ama işte iki tarafa da açabiliyor. O yüzden yani Nightmare'le olan bağlantıları o sırada ne seviyede onu görmüş oluyoruz. Demek ki işte o sırada Nightmare o kadar ilerlemiş ki zaten yani esir halde bir yeşil ejderha bile bundan eşit oranda işte Emerald Dream bağlantısı oranında etkileniyor ve oraya işte geçit kapıları açabiliyor. O yüzden önemli orası. Tabii yani aynı savaş sırasında yeşillerin tekrar işte o Wormrest Temple'a gelme durumu da var. Buraya zaten işte Ysera'nın
gelişi, bir dakika, o daha sonra mıydı? Karıştırıyor muyum? Hemen bunun arkasında. Evet. Yani Wormless Temple'a zaten işte Valitria kurtulduktan sonra, işte Lich King yenildikten sonra Ysara geliyor ve işte bu Hour of Twilight olayını görüyor Ysara, işte bir öngörü olarak, gene aynı bu dediğim işte rüya görüsü sayesinde böyle bir tehlikenin geldiğini görüyor ve işte buna karşı hem diğer ejderhaları uyarmak için hem de işte yeri boş olan, işte Neltharion'un yeri boş, onun yerine de Tral'ı görevlendirmek için Wormless Tapınağı'na bizzat geliyor. Ve zaten işte Kataklizm'in o olayları da onunla başlıyor bir nevi. İşte Ysara buraya ilk kez, yani bu önceki aşamalarını anlattık ya, işte fiziksel evrenin müdahalesi ve işte bütün bu müdahaleler sırasında aslında Dream'le bağlantısını tamamen koparmadan geliyor. Ama bu Wormless Tapınağı'na geldiği anda gözleri açık geliyor. O yüzden işte o Dreamer title'ının yanına, yani rüyanın işte koruyucusu title'ının yanında işte Awakened diyorlar artık diğer ejderhalarına. Uyanmış olan olarak işte Ysara ile konuşuyorlar. Ve oradan itibaren Ysara'yı da her gördüğümüzde gözü açık olarak görüyoruz. Çünkü işte artık fiziksel evreni kurtarmak bir nevi işte her şeyi kurtarmak anlamına geliyor onun için o aşamada. Yani bu kataklizmin olmaması için artık Dream'i de bir nevi feda edip işte Azeroth'u kurtarmaya ilk kez geldiği yer orası. O yüzden işte orası bir kırılma noktası. Tabii bundan önce oluyor Nightmare kısmı. Onu da Burak'ın anlatsın. Ben de sonradan atlayayım aralara. Yani Emerald Nightmare'in kuruluşu mu yani? Zeus'un falan da ayrı olduğu. Tabii yani. İkinci zaten şeyin. Yani yok, ilki zaten, ilkinde işte Lich King olayı bittikten sonra aslında Emerald Nightmare olayı patlıyor. Evet, ya. Evet. O konu şu, hani Fandral'sta gelen Nathanfler'e ölümsüzlüklerini geri getirmek için oraya buraya ağaç dikmeye başlıyor. Ciddiyim, cidden böyle yapıyor yani. Noltrend'e dikiyor. Teldrass'ı öyle dikiyorlar hakikaten. Evet evet, Teldrass'ı, işte Noltrend'de Voldrass'ı var. Aslında eski adı farklıydı. Onun Voldrass'ı olmasının sebebi şu. Ağacın kökleri, yani o Grizzlies'teki ağacın kökleri o kadar uzuyor ki Yogg-Saron'un Uldar'daki tentakıllarına değiyor. Şimdi bunu yani hayal etmeye çalışmayın. Çok acayip bir şey gerçekten ama onun... Yani dünyayı hani şöyle oraya... düşün, bir tarafını şey yapıyor, diğer taraftaki Old God'ın ayaklarını gıdıklıyor kökleri işte yani. Evet. Yogg-Saron da aa burada böyle bir şey varmış, ben bunu kullanırım ki yani deyip o köklerden Dream'e Corruption göndermeye başlıyor. Yani gönderiyor ve bir o ilk bozulmayı başlatıyor yani o Dream'i o yeşil tonlardan siyah kırmızı tonlara çekmeye başlıyor yani. Bunun ardından da işin Zot'a devrediyor. Zavius'un buradaki bağlantısı da şu. Malfurion bunu War of the Ancients'tan sonra bir ağaca çevirip bayağı suyun dibine batırıyor. Böyle Fatality'nin oraya. Maelstrom'a. Zot da buna ulaşıp Sargeras. Zeus'a ulaşıp onu bir setire çeviriyor. Zeus'u ve onun takipçileri de biraz setir oluyor. Ardından da Zot bu kez Zeus'a ulaşıp bu Emerald Nightmare konusunda onu eli yapıyor yani. Şeydeki Azeroth'taki eli haline getiriyor. Yani yoksa onu başlatıyor, Zot devam ettiriyor ve Zeus'u yayıyor. Ama Sargeras da Zeus'u çeviren kişi olabilir de olsun. Bu arada bütün satirler... Sargeras niye öyle bir şey yaptı, öyle bir değişik. Bütün satirler Demon'a dönüşüyor ve Demon oldukları için de ölünce Twisting Nether'a gidip anında geri geliyorlar. O zaman tabii evet. Legion aynı gücünde olduğu için. Zavius 3 kere ölüp geri geliyor galiba, değil mi? 3 mü 4 evet, mü? Evet evet. 3 olmaz. Çok ölüyor yani. Evet. Yani... İşte Malfurion ilk öldürdüğünde Night Elf daha. Ama işte evet. Ondan sonra zaten Sargeras satire dönüştürüyor. Ceza olarak ardından, bu arada. Evet evet, ceza olarak başka ve daha iyi kullanmak için. Olayı ceza olarak satire dönüştürüyor. Ardından işte Zeus Stagelm'i buluyor ve Stagelm'e yanıltarak onun
Katun'la yapılan savaştaki oğlu haline bürünerek Teldiras ile elindeki Korat tohumu eklemesini sağlıyor. Böylece Teldiras ile Korat etmeyi başarıyor daha ilk oluşturduklarında. Ve biraz daha göze getirdikten sonra Stagel Malfurion'u henüz Dream'deyken orada tutuyor. Koma'ya sakıyor Malfurion'u Stagel. Bu olayla Katada'mayım. Katada sanırım. Yani quest olarak var olan bilmiyorum ama. Hemen şeyin öncesi. Stormrage kitabında var. Stormrage kitabında var. Hı-hı. İşte bütün Azeroth halkı kendi kabuslarının içinde kalmaya başlıyorlar. Yani size bunu size şöyle anlatalım. Kitapta da bunun mesela description'ları, tanımları var. En kötü kabusunuzu o olay çözülene kadar bütün Azeroth halkı tekrar tekrar fiziksel olarak hissederek yaşıyor. Bunu böyle düşünmeniz lazım. Yani onun önemi o. Önemlerinden biri o hani. Trendel'e Malfurion'u halledemeseydi ne olurdu? Hayat eziyet olurdu Azeroth halkına. Azeroth da korap olurdu zannedince. Ve o işte ardından Trendel Malfurion'u buluyor. Elun'un Nightmare'e ulaşıp ona yardım etmesiyle bu arada. Elun oraya ulaşabiliyor yani Nightmare'e kadar ve ona ışığını yollayabiliyor. Malfurion'u kurtarıyor. Zeus'u öldürüyorlar. Ve Rift of All'ına yani Corruption nasıl kaynağında en dibe kadar itiyorlar hani öyle söyleyeyim. Evet evet. Orayı kapattıklarını düşünüyorlar bildiğin. Ve mesela Nightmare'ın böyle en belirleyici özelliği bir sis olması. Bir sis şeklinde geliyor Nightmare. Mesela Trendy ile şu an adını hatırlayamadığım bir druid'i, önemli bir druid'i. Şey Brawl olması. Brawl'u Dark Shore'da yakalıyor. Ve onları ölü... görev yapıyoruz Brawl'la bu arada. Evet. Ölü nightelflerle falan saldırıyorlar onlara görüntü evet. olarak ama Trendy bunun öyle olmadığını anlayıp geliyorlar. Ve bir sonraki Nightmare saldırısı için Nuzot bir kez Nerota raid'iyle anladığımız üzere Nerota'nın içinden bu kez Irgin atıyor oluyor. Şeye Nightmare'ın Dream'in Ungoro'daki yansımasına. Orada bir ağaç var zaten. Darsul şey var şu an. Volkan var şu an onun yerinde. Oraya Ilginot bir ağaç olarak yerleşiyor Nightmare'ın içinde. Şey fiziksel eylemde değil. Nightmare'ın içinde bir ağaç olarak yerleşip bozmaya başlıyor Dream'i. Oraya da geleceğiz sonra. Kimse de fark etmiyor. Şimdi güzel bir soru geldi chatten abi. Alakalı. Kabuslarda kalma olayını büyücüler ayıklamıyor muydu? Uyanamıyorlar. Yani uyananlar bir şeyler olduğunu fark ediyor ama uyanamayan çok fazla insan oluyor ve orada Jaina da bunlarda dahildi galiba. Jaina falan da dahildi bunlara, evet. Tabii yani orada şöyle bir durum var. İlk başta Night Elf'ler etkileniyor bundan. İlk işte en çok bağlantısı güçlü olan ırk olduğu için o da tabii Veil of Eternity ile olan bağlantıları yüzünden. Tabii evet. O zaman daha yeni Night Elf'ler işte büyüyü yasaklamaya başlıyorlar ve işte yani yasak zaten uzun süredir ama işte şeyler var gene Highborn Night Elf'ler var. İşte onlar büyü öğretiyorlar işte Kirin Tor'da bir sürü işte elf var ve hepsinin işte tabii ırksal olarak bir bağlantısı var Dream'le. Şimdi yani Arcane olarak da bir bakarsan büyücülere, büyücü dediğimiz mage, onu kastediyor muhtemelen. Bunların yani Arcane'deki bozulmaları hissetmesi aslında mümkün değil. Yani eğer mesela druid olarak kalsalar hissederler ve müdahale de edebilirler. Ama geneli zaten bu öz nasıl diyeyim güçlerinden uzaklaşmış. Ve işte farklı güçlerle işte uzmanlaşmış haldeler. Ama ırksal olarak bu duruma bağlantıları var. O yüzden ilk başta onlar etkileniyor. Ve onlarla bağlantılı olan diğer ölümlüler işte etkilenmeye başlıyor. İşte Murat'ın dediği gibi Jaina bile etkileniyor bundan. O da işte tabii Kirin Tor'daki işte bulunan Highborn'ların yüzünden oluyor bir nevi. Yani yüzünden mi diyeyim? Sylvanas da etkileniyor hatta onu da söyleyelim. Tabii evet Sylvanas da bir high elf olduğu için high elflerin hepsi aslında eski Highborn Night elfleri. Sylvanas da etkileniyor. Bütün işte Silvermoon halkı da etkileniyor. İlk başta zaten
Night Elfler, diğer elfler ve işte büyük kullanıcıları olarak olay yayılıyor ve sonradan işte normal vatandaş olan işte bağlantısı olmayan normal ölümlüler bile bundan etkilenmeye başlıyor. İşte Varian, Bane falan bir şeyler oluyor lan diye fark edip onlar uyanık kalıyor. Evet. Onlar zaten ilk baş kaldırmaya başlıyor. Warrior olduğu için daha öküzleme yaklaştığı için olaya intelekt düştükçe tehlikeden uzaklaşıyorsun. Hatta Varian'a falan kendi halkı falan saldırıyor uyur gezer herhalde. Hiç hoş bir şey değil. Kabus veren evet. İnsanlar. Evet tabii yani zaten işte bu Nuzot'un yaptığına benzer şeyler oluyor. Yani, evet. Denemesi gibi böyle. Denemesi gibi. O şekilde işte kafanızda canlandırabilirsiniz. Yani Nightmare güçlendiği zaman işte bu Nuzot'un corruption'ları gibi gördüğümüz şekilde aynen Azeroth üstünde bozulmalar ve işte boyut değişmeleri başlıyor. İşte Yoxaron'un ve Nuzot'un hayal ettiği Azeroth versiyonları artık gerçekmiş gibi gelmeye başlıyor herkese. Aynı şimdi gördüğümüze benzer şeyler oluyor. Ama çok daha güçlü bir şekilde. Çünkü ilk başta bunu anlayamıyorlar ve çok daha sinsi bir şekilde geliyor. İlk Nightmare saldırısı zaten bu. İşte ondan sonra Malfurion durumu anlayıp müdahale etmeye çalışıyor ama o da esir düşüyor. Ardında Trendon elinin dışında yardım alıp kurtarıyor. Evet yani gerçekten orada evet o çok anahtar. Yani kitabı okursanız orada zaten görürsünüz işte Elon'un müdahale nasıl diyeyim artık kapasitesi ve gücü o kadar fazla ki yani kendine yani ait gücünün olmadığı yerde bile işte Tirande'ye artık böyle ufak bir yardımıyla orada resmen durumu kurtarıyor. Nasıl yüce bir varlıksa işte yani Titan olmadığı kesin bir nevi Elon'un bu yüzden. Çünkü Titan üstü bir varlık ancak bu kadar böyle boyutlar üstü bir müdahale edebilir. Onu da artık yakında Shadowlands'ta öğreneceğiz. Ardenweald'de sonunda Elon'un da ne olduğunu öğreneceğiz işte. Böyle bir bağlantısı var. Şeyle kapatayım şimdi. Nightmare Dream ve Audible konuşmaya başlarsak ayrı bir şey olur. Tabii evet. Yani aynen o iki Nightmare olayı var. İkisi de ayrı hikaye yani. Aslında değinmişsin sen Görkem. Yüzeysel geçelim. Ben bir şey soracağım ya. Ben bir şey soracağım. Bir dakika. Eda bir şey soruyor. Oha. Şimdi Emerald Dream ile Emerald Nightmare var. Bunlar ikisi bir tanesi yozlaştırılmış tarafı. Aynı şey bu arada. Aynı şey ama yozlaştırılmış tarafı. Evet. Eğer Azeroth yok olursa Old God'lar da bunu kullanarak kendi şeylerini mi yaratacaklar? Yani nasıl söyleyeyim hani nasıl Titanlar bunun kriptosunu kullanarak tekrar Azeroth'ı yaratacaklar. Onlar da bunu alıp içine mi sokuşturacaklar tekrar kendi nasıl ya aslında ama, baz sebep mi yani? Baz sebep mantıklı. Yani söylediğin şeyle aynı. Orası da hani uyku alemi ve şeyin de Old God'ların da bize müdahale şekilleri uyku üzerinden oluyor ya. Daha doğrusu aynen, Dream üzerinden oluyor ya. Oraya müdahale ederse, anladın mı? Daha hızlı bir şekilde yozlaştırabilir fiziksel evreni. Yani şöyle düşün. Okay. Gezegenin taslak halini bozuyorlar. Gezegenin yani taslak olarak saklanmış halini bozarak gerçek halini çok daha hızlı değiştirebiliyorlar. Bir de şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Tamam, Emerald Dream hiç bulaşmadı Old God'lar. Seni beni yozlaştırdı. Korapt etti. Her taraf, üst taraf tamam. Evet. Sonra Titan'lar geldi. Hüheyn diye böyle gökyüzünden bastılar reset tuşuna Emerald Dream'i yani Emerald Dream'deki haline geri döndü. Geri her şey. Hani boşa yandan gitme ihtimali var yani altların buradaki yaptığı çalışmanın. Onun için alt tarafı önce alayım. Şeyi katacaktım bunu ben. Sormuştum. Öncelikle şeyi söyleyeyim. Crucial'ın. Crucial diye bir YouTuber'ın çok güzel Emerald Dream'in ve Nightmare'i açıklayan birkaç yıl önce videosu var. Ona mutlaka bakın. Ki Emerald Nightmare'in nasıl harcandığını da ayrıca videosuyla anlatıyor. Raid olarak ne kadar kötü hale geldi. Benim şahsi düşüncem yüzeysel diyelim. Bu da tabii hani ikinci Nightmare saldırısı aslında. Benim düşüncem hani bu kitapta anlattıkları temayı Nihalotoya 8.3'te kullanmaya çalıştılar ama onu da işte Nihalotoya da harcamak oldu bir yandan ama işte onu zaten başka bir zaman konuşuruz. Hani Nihalotoya'da gördüklerimiz aslında Emerald Nightmare'dı. Temeli oydu ya. O mantıkla işliyor. Onu söyleyeyim. Evet. Nuzot aslında onu yapacak ilk.
Zaten işte yani Nayalata Raid'inde İlginot'u görmemizin sebebi de o. Yani o bağlantı zaten işte Nazoth'un bir o artık şey bozulmayı hızlandırmak için kullandığı mekanizmalardan birisi İlginot. Bizzat onu yollayarak işte Nightmare'i o oradaki bozulmayı işte hem hızlandırıyor hem de etkisini kalıcı hale getirmeye çalışıyor. Evet, anladım. Yani biz bizzat işte Emerald Nightmare'e gidip işte İlginot'u orada yok ettiğimiz zaman işte o Nayalata'ya geri dönüyor ve tekrar Nazoth'un elinin altına girmiş oluyor bir silah olarak, öyle düşün. Olgatlar dilimi yozlaştırabiliyor. O Bilisan Blade'in sorusu var. Ona bakalım değil mi? Okuyorum şimdi ben de. O tamam. Okuyabilir. Ya tamam, seslendireyim. Peki bu Old God'lar Dream'i yozlaştırabiliyor. O ayet sayesinde Dream'de karşı yozlaştırılamaz mı? Şimdi ne sayesinde? Şey yani nasıl söyleyeyim? Nazoth'un atıyorum o Nayalotas'ını kontra Emerald Dream yozlaştırması düşün yani. İyileştirme gibi. Saldırı yapılamaz mı? Bak şey yapıyoruz ya, o ışın atıyoruz ya, işte o dediğin o. Yani işte o bizim yozlaştırmamız o. Karşı yozlaştırma, o attığımız ışın yani. Evet, hatta o şey re-originationları sıfırdan yaratmak. O sıfırlayıcı ışın, aynen o gördüğümüz şey o zaten. Bizzat onu yapıyoruz. Birebir de bağlantısı var yani. Okay. Bir nevi şey, Old God'ların anti gücünü onlara karşı kullanıyoruz. Yani bozulmanın tam tersini Old God'a silah olarak kullanıyoruz. Her şeyi üreten bir gücü, her şeyi işte imal eden işte o Titan gücünün fokuslanmış halini. Azeroth'un gücü, ya işte Titanların gücü zaten. Azeroth bir Titan. Anlayacağı, basit insanların kolay anlayacağı şekilde söyleyelim. Nazoth'un kafasına Mass Purification protokol atıyoruz. Yani. Evet, gayet gayet şey oldu. Yani resetleme işte dediğimiz şeyi yapacak olan işte gücü mekanizma yani. Odaklayıp silah olarak Nazoth'a karşı kullanıyoruz. Direkt yaptığımız şey o. Dream'le alakalı güç değil de işte Azeroth'un kendiyle alakalı. Tabii Dream, yani Dream'le şöyle bir alaka kurabilirsin mantık olarak. Yani Emerald Dream'le birebir bağlantısı yok ama Emerald Dream Azeroth'un taslak hali olduğu için o haline dönüştürmek için işte Azeroth'un üstüne o taslağına ait olmayan bir şeyi silmek için o gücü kullanıyoruz. Zaten Azeroth'un üstünden Nazoth'u silmemiz o sayede oluyor bir nevi. Yani öyle bir mantık. Ama siliyor muyuz, silebiliyor muyuz yoksa kalıyor mu bir nevi, orası tabii tartışmalı biraz. Bu soruyu ileriye alıyorum ve devam edeceğim. Emerald Nightmare, şimdi arkadaşlar sanki Emerald Nightmare'e çok girmiş gibi görünüyoruz ama Yeşil Ejderhaları konuşurken Emerald Dream'den konuşmadan olmaz. Emerald Dream konuşuyorken de Emerald Nightmare'den konuşmadan olmaz. O yüzden çünkü bunlar hani iç içe değil, böyle artık sarmaş dolmaş olan konular. Direkt olarak çünkü mesela Görkem'in de hazırladığı o yayın akışlı şeyinde, sıralamasında bu Nightmare ile alakalı iki savaştan bahsedeceğiz. İki savaşa da giriş yapacağız. Yani bu daha şeyi bitmedi. Nightmare ile ilgili konuşacaklarımız ama Emerald Nightmare olayına Murat Han bize aktardı. Şimdi biz Zavyus'u konuşalım. Daha sonra da birinci savaşına girelim konunun. Yani işte aslında ilk kısmı anlatırken Murat Han da anlattı işte. Evet. Zavyus'un bu aslında Emerald Nightmare'e dahil olma olayı daha sonra oluyor. İlk başta işte Malfurion'a karşı savaşırken işte Asşara'nın bir adamıyken işte başarısız oluyor. Geçit kapısı açmakla görevlendiriliyor ama işte Sargeras'ın emrettiği hiçbir şeyi yapamıyor. Hep yeniliyor işte. Ya da engelleniyor bir şekilde işte. Diğer tabii kahramanlar ve o dönemki işte Legion'a karşı savaşan güçler sayesinde oluyor bu da. Ama bir şekilde Savius başarısız oluyor ve Sargeras onu cezalandırmak için işte dediğimiz gibi satire dönüştürüyor. Satire dönüştüğü zaman şöyle bir durum oluyor. İşte bir demon oluyor ve işte öldüğü zaman geri gelebiliyor işte çok hızlı bir şekilde.
Zaten ilk Savius işte dönüştürüldüğünde zaten işte Malfurion Savius'u köklerle hapsedip işte denizin dibine, denizin değil de işte orada gördüğümüz işte Sundering'in olduğu noktaya gömüyor ve işte orada ölmek üzereyken Savius Sargeras'ı satire dönüştürüyor ve işte satir olarak ölüp demon olarak bir nevi geri geliyor. Bu geri geldikten sonra artık hem bu yeni güçlerinin sayesinde hem de işte intikam almak için Malfurion'un da işte Dream'le ve işte Druid'likle olan bağlantısı üzerinden bir intikam düşünüyor. Tabii işte Serende'ye olan aşkını da işte ona karşı silah olarak kullanmak için böyle bir, yeni bir plan yapıyor ve ikinci gelişinde bu sefer işte Tal'Dorei ile yani işte Night Elf'lerin şehrinin altına bir işte bozulmuş bir dal oraya kaynaklıyor ve bu dal oraya işte nüfuz etmeye başladıkça bu sefer orada bir bozulma oluşuyor. O bozulma sayesinde işte bu Rift of Alna yani işte Raid'de Zavius'la kavga ettiğimiz son bölge olan yere bir geçit açılıyor. Ve normalde sadece yeşil ejderhaların ve işte druidlerin işte wild godların girebildiği yere ilk kez fiziksel evrenden bir varlık girmiş oluyor. Bu da Zavius. Aslında varlık da değil, bir sis çıkmaya başlıyor aslında. Tabii yani ilk başta aynı işte, o kaynakladığı artık fel, zaten fel kullanarak bunu yapıyor. O da ilginç bir detay. İlginç detay. Sargeras bu yolu gösteriyor ona bu arada. Felle bozulmuş bir dalı oraya kaynakladıktan sonra bu kaynak oraya işte nüfuz ettikçe Dream'in içinde bir sis oluşmaya başlıyor. Aynen Murat'ın dediği gibi. Bu sis daha sonra işte hem Zavius'un hem de işte diğer hem işte o sırada Yoxaron galiba etkin olan olsa onun da böyle oraya girebilmesi için bir kapı açıyor. Bu kapı da işte Rift of Aln olarak nasıl diyeyim vücut buluyor bir nevi. Oradan girmeye başlıyorlar fiziksel olarak işte Dream'e ve işgal etmeye başlıyorlar. Zavius'un bu oradaki bu gücünü fark edince işte Yoxaron aslında Yoxaron'un görevlendirmesi gerekirken Yoxaron bu durumu işte Nzot'a bırakıyor. Sen burada daha etkin bir şekilde işgal edersin diyerek herhalde. Ben o dağla uğraşıyorum burada. Ha, işte aynen. Kendisi farklı şeylere odaklandığı için Nzot'a bu çok kısa bir şey sorabilir miyim bu konuyla alakalı? Hı? O sırada Yoxaron tam olarak unchained mi? Yani tam olarak zincirlerinden kurtulmuş durumda mı? Yok, hayır, yok. Hayır, daha zincirlere bağlı. Özgür değil. Yani ha. Hepsi hapis halde bunu yapıyorlar. Zaten evet, o yüzden böyle bir aracıya ihtiyaç duyuyorlar. Yani Zavius'u kullanmalarının sebebi de o. Bizzat müdahale edemiyorlar çünkü. Bir aracı onlara o kapıyı açarsa, geçmelerine izin verirse ancak müdahale edebiliyor. Gene de bizzat müdahale edemiyorlar. İşte Ilginot gibi yaratıkları kendi güçlerini göndererek bunu yapıyor işte Nzot'ta. İşte olayı Nzot'a devrettikten sonra zaten Nzot Corruptor olan işte sıfatının evet, tüm artık etkisini kullanarak bunu nasıl hak ettiğini gösteriyor ve çok hızlı bir şekilde Emerald Dream'i işgal etmeye başlıyor. Ondan sonra da zaten bu işte Azeroth yüzeyindeki işte kabusların gerçeğe dönüşme durumu oluşuyor ve Malfurion da bu durumu fark edip işte tekrar Emerald Dream'e gidiyor ve işte orayı tekrar temizlemeye çalışıyor ama işte bu sefer Fandral sonradan işte Ragnaros'un bir önceki boss'u olarak gördüğümüz işte Fire Druid olarak gördüğümüz Fandral işte o. Fandral işte bizzat Malfurion'u yakalıyor ve orada hapis ediyor ve işte esirken ona işkence ediyor. Onun oradaki hem gücünü kırmak için hem de işte yakalamışken Zavius'un intikamını almak için. Çünkü Fandral'ın da daha önceden işte oğlunun ölmesiyle ilgili büyük bir
işte intikam hissi var. Diğer hem diğer Night Elf'lere başta işte Malfurion ve Tyrande'ye karşı. Onu da questini yaparsanız uzun uzun görebiliyorsunuz bu arada, ayrıca var. Fandral'ı hatta açıp okursanız onunla ilgili de görebilirsiniz onları. Ta şeyden Ankiraj'ın ilk kapatılmasındaki savaşta oğlu ölüyor. Öne atıldığı için işte kendisi istemediği halde. Ondan sonra herkesi bundan sorumlu tutuyor ve işte intikam almak evet. istiyor. Ve işte burada fırsatını yakalıyor ve işte Malfurion'a işkence ediyor Zavis için. Sonra da işte zaten işte Tyrande işte bu durumu fark ediyor. Geri gelemiyor Malfurion. Rüyadan uyanamıyor ve işte bir terslik olduğunu anlıyor ve onu kurtarmak için o da işte Dream'e geçiyor. Ve tabii aslında normalde geçememesi lazım Tyrande'nin. Tyrande çünkü ne Druid ne de işte bu yeşil ejderlerle bir bağlantısı var. Ama işte Ysera'nın yardımıyla o da yani bir nevi izin vermesi sayesinde orada bir olan terslikten dolayı da artık gücü de düşüyor Ysera'nın. Ve tamam gel işte bak, bir de sen bak bakalım diye izin veriyor ve Tyrande de aslında yani Ysera'nın tahmin etmediği şekilde oraya Elun'un gücünü getirmiş oluyor kendisi. İşte Elun rahiplerinin başı olduğu için böyle bir bağlantısı var ve işte Dream'e o da bu güçle geçmiş oluyor. Ve bu sayede de işte Elun'un gücünü oraya aktarıp önce Malfurion'u kurtarıyorlar. Ondan sonra da Dream'deki işte bozulmayı temizleyebiliyorlar. Ysera da işte bir nevi kurtuluyor kabusundan ve işte o da savaşmaya başlıyor. Zaten ondan sonra işte savaş tersine dönüyor ve bütün bozulmayı temizleyip işte Rift of All'ını kapatıyorlar. Rift of All'ın bu arada son gördüğümüz halinde üstündeki kapalı kökler de orada oluşuyor. İlk kapatıldığı halinden dolayı o üstünde kökler var. Bu savaşın sonunda o kapatılmış hali o gördüğümüz. Yani o yukarı baktığınızda gördüğünüz kökler evet, evet. orayla bağlantılı. İlk savaşın sonuyla alakalı. En sonunda da zaten işte Elun'un sayesinde kurtulmuş oluyorlar. İlk savaş öyle bitiyor. İkinci savaş zaten raid olan işte Murat Han'ın da anlattığı gibi. İşte zaten bu çok daha sonra olan bir durum ve ikinci savaşın zaten tetikleyicisi yine Zavius'un demon olmasından dolayı Tristim Nadir'dan bir nevi ağırlığa geri gelmesi. Yani ölüyor, gene öldürülüyor. Bu ilk savaşta da gene öldürüyorlar. Hatta galiba Chandris mi öldürüyordu? Chandris'in oku öldürüyor olması lazım. O yaralıyor. İşte Malfurion da öldürüyor. Öyle bir gene evet. bağlantı var yani. Chandris Feathermoon'da bu arada işte o Sylvanas'ın sinematikte konuştuğu ve dönüştürdüğü işte Night Elf kumandanı. Hayır. Dalaran Summon bunu. Valerim karıştırdın mı? Chandris Trendy'nin üvey kız olarak gördü. Ha pardon. Evet, doğru tamam karıştırdım evet. Evet öyle bir bağlantı var yani. Sonradan Zalatat da Zeus için şeydi yani iki efendiye birden hizmet etmek. Hani Zeus artık hangisine daha sadık olduğuna karar vermesi lazım diyor daha yani Zotam'ı Sargeras'a mı daha sadık. Evet. Yani işte yani, evet. İkinci Legion saldırısında aslında Zavius'un tekrar ortaya çıkması da bir nevi yine git işte oradaki savunmayı zayıflat işte biz yani. Biz de belki Rift of All'ı kullanalım. Ha belki o sayede işte gelirim yani Sargeras çünkü fiziksel olarak Azeroth'a dönüp avatarını geri almak istiyor. İlk amacı o. Avatarını geri alıp işte işgali bizzat yönetip işte Azeroth'u ele geçirmek istiyor gezegen olarak ve ele geçirdiği zaman da işte o Titan'ını bir nevi kendi eşi yapmak istiyor. Evet. Yani Sargeras'ın Azeroth üstündeki saplantısının esas amacı bu. Yani içinde bir Titan olduğunu görüyor. İşte daha önce de anlatmıştık bunu. Bunu bir an Azeroth'un işte fiziksel formunu görüyor ve o anda işte aşık oluyor Azeroth'a bir Titan olarak. Ve işte ondan sonra zaten işte
Asyara'yla bağlantı kurup işte bu gezegene gelmeye çalışıyor. Kendini fiziksel olarak o gezegene getirtmeye çalışıyor ama her denemesi işte ayrı bir savaş olarak zaten geri tepiyor. Çünkü yani Azeroth'un üstündeki ölümlüler işte onun beklediğinden çok daha güçlü çıkıyor. Yani zaten hani pardon konuyu iyice dağıtmayalım da. Yok, şimdi yok, Liftoff yani. Terazlarını deniyor, Tombow Sargeras'ı deniyor. Hepsini deniyorlar evet. Yani. Zaten işte Savius'a aynen oradan dönecektim. Savius'a da kullanma amacı bu. Yani ilk denemesinde olmayın. Bir de tabii dikkat dağıtmak. Tabii yani dört koldan gezegenin savunmalarını zayıflatmaya çalışıyor kendince ve yani hangi kapıdan olursa oradan artık geleyim diye birkaç alternatifli bir saldırı yönetiyor. İşte Valshara'ya olan saldırının sebebi de o zaten. Bir de şeyi de söylüyorsun. Hani arkadaşlar demonların demon oldukları için Nightmare'a ulaşamazlar diye bir şey yok. Yok tabii hani, boyutlar arası gezmede uzmanlaşmış bir özellikle Eredar sayesinde onun için çok rahat bir şekilde Liftoff alandan gelebilirlerdi. Tabii, ya da Shadowlands'a geçebilirlerdi başka bir konu. Orayı kullanabilirlerdi çok rahat bir şekilde. Ya da en fazla dediğim gibi dikkat dağıtmak ki mafya önünde şey diyoruz zaten. Bigelot'u mağlup ettiğimiz yani. Hiç şüphesiz ki Zeus ve onun kadim efendisi Ordon Zot diyor tabii. Hı-hı. Bizim dikkatimizin Legion'da bu kadar dağılmış olmasına memnundur diyor. Ama Sargeras da ondan memnun mesela bizim o zaman doğru el ulaşmak. Evet. Ya doğru yani. Çünkü gerçekten iki türlü de Zavius yani hakikaten işte iki ayrıca hizmet ediyor. Çünkü gerçekten yani Highborn Night Elfken de kaypak bir karakter. Böyle ne taraf işine geliyorsa oraya yanaşan ve işte güç için herkese ihanet eden bir karakter bu. Ve işte son aşamada da işte son savaştan önce yeniden geldiğinde aslında Sargeras tarafından görevlendirilip geliyor ama hemen Nuzot'la bağlantı kuruyor yeniden işte Emerald Night yani Nightmare Lord olarak geçmesinin sebebi o zaten. Nuzot tarafından işte oradaki bozulmayı arttırmak için görevlendirilen baş yönetici, baş işte kumandan gibi bir şey. Yani hem Sargeras'ın adamı hem Nuzot'un adamı oradaki bozulmayı işte yeniden hemen arttırmak için Valşarah'taki ağaca bu sefer de saldırıyor ve bu sefer çok daha etkili bir saldırı oluyor. Çünkü işte içeri girdikten sonra geçit kapılarını ele geçiriyor önce. Ve işte raid'de gördüğümüz... İkinci Emerald Dream Savaşı'na girmeden abi senin yazdığın o konulara da bir değinelim. Cataclysm Expansion'da olan bu Hour of Twilight durumu ve... Aynen aynen. O zaten işte onu anlattım diye atladım da ama tabii zaman sırası olarak aslında onu atlamamak lazım. İlk savaştan sonra yani Emerald Nightmare ilk savaşı Lich King öldükten sonra oluyor. Lich King öldükten sonra bir nevi Yogg-Saron bir ekstra bir güçleniyor. O Ulduar olayına yani orada onu pasifize etmemize rağmen Yogg-Saron'un etkisi artıyor birden. İşte Ulduar'ı bozmaya başladığı kısımda. O sırada zaten bu Emerald Nightmare'in ilk adımı atılıyor ve yani Savius'un da işte ilk Tel'Dras ile müdahalesi Lich King'i yendiğimiz zamandan sonra oluyor ve bundan sonra da işte ilk Nightmare'i ilk yendiklerinden sonra da bu sefer işte Deathwing olayı çıkıyor ortaya. Deathwing yeniden dönüyor ve işte anlattığım gibi Ysera işte bunun olacağını görüp Burnrest Temple'a geliyor ve diğer ejderhaları uyarıyor. İşte Neltarion'un yeri de boş olduğu için onun yerini doldurabilecek kişi olarak Tral'ı işte öneriyor en güçlü şaman olarak. İşte yani Neltarion'un normalde bağlantı kurabileceği şeyle işte biz ona yardım edersek aynı bağlantıyı kurup işte Dragon Soul'u tamir edip ona karşı kullanabilir diye geliyor ve bu geldiğinde de işte artık fiziksel dünyayı kurtarmak için geldiği için Ysera'nın ilk kez gözleri açık olarak görüyoruz. O yüzden de o dakikadan sonra diğer ejderhalar ona işte uyanmış olan anlamda işte Ysera'da Awakened diyorlar. Aynen. İşte gözleri oradan sonra açık olarak zaman sırasında görüyoruz. Buraya denk geldi.
Değinmiştik az evvel ama zaman çizelgesinde buraya denk geldi. Zaman aralığı burası. Evet evet. Yani o önemli bir detay. Yani Deathwing yenildikten sonra zaten bu işte Legion'ın saldırısı oluyor. Legion'ın saldırısında da şöyle bir detay var. İlk başta işte Druidler Legion'a karşı daha etkili savaşabilsin diye işte hem yeşil ejderhalar hem de işte Druid liderleri diyeyim ve işte Wild God'ların da kararıyla Druid'lere bütün işte bu Emerald Dream kapıları açılıyor. Hemen her yere müdahale edebilsinler diye. Ama aslında bu kapılar açıldığı sırada fark ediliyor ki orada bile bir işte Nightmare bozulması var. Nightmare saldırısı var. Evet yani çoktan bir böyle saldırı başlamış Emerald Dream'e yeniden. Bunu fark ediyorlar. Ve Valşarah'ta bunun olduğunu işte fark edip Malfurion tekrar buna müdahale etmek için işte senaryosa gidiyor. Zaten Valşarah questlerini yaptıysanız öyle başlıyor görevler. Ve işte ilk başta senaryos düşüyor. Ve ondan sonra işte Malfurion arkasından işte onu kurtarmak için gidiyor ve biz de onlara yardım ediyoruz. Bu sırada öğreniyoruz ki işte Zavius çoktan bu Emerald Dream'in içindeki geçit kapılarını ele geçirmiş ve oraya işte Nuzot'un güçlerini artık böyle aktarmaya başlamış ve bu bozulma öyle bir aşamada ki işte Wild God'lardan orayı korumakla görevli işte baş druidleri bile ele geçirecek seviyede içeride çok büyük bir işgal artık başarmış böyle fark edildiğinde zaten iş işten çoktan geçmiş. Okay. O Shaladrasil yani Valşarah'taki yaşam ağacının o halde olmasının sebebi de o. Zavius o oradaki geçit kapılarını ele geçiriyor. İçeride işte başta Ursok işte sonra da Senarius sayesinde içerideki etkisini hızla arttırıp birden işte o bölgeyle beraber işte fiziksel evrene de bunu taşıyarak işte ikinci saldırıyı başlatmış oluyor. İşte Nuzot hemen işte ilgi notu yolluyor oradaki etkiyi kalıcı hale getirmek için. İşte Zavius da zaten biliyorsunuz Valşarah hikayesinin sonunda artık ironik bir şekilde Elun'un gözyaşı olarak geçen, Tear of Elun olarak geçen artifakti kullanarak Ysera'yı esir ediyor. Evet. Yani evet. Ysera'yı esir etmesi yani şu yüzden önemli bu. Normalde yani Zavius'un gücünün yetmeyeceği bir şey bu ama bu yani Elun'un gücüyle ilk başta temizleniyordu ya ancak işte hatırlayın onu. Bu yüzden çok anahtar bir nokta. Elun'un gücüyle de Nightmare kazanmış oluyor bir nevi. Yani ilk başta aslında Nightmare kazanıyor. Ve işte Emerald Dream'i tamamen neredeyse ele geçiriyorlar. Sadece en son kısım kalıyor işte o. Raid'in en sonunda raid bittikten sonra gittiğimiz bir yer var ya işte o kısım kalıyor sadece. Orası da kalbi aslında. Evet, orası kalbi. Kalbi ve yeşil ejderhaların baş şehri gibi bir yer orası. Yani ve oradan bütün Dream'i koruyorlar ve işte Ysera aslında her zaman orada işte bütün Dream'e zihnen ve işte irade olarak bağlı. Orası dışında bütün Emerald Dream'i ele geçiriyorlar. Yani şöyle düşünün işte Emerald Dream Azeroth'un bir versiyonu ya, bir gezegen ebadında bir yüzeyi tamamen ele geçiriyorlar. Evet. Ve işte Nuzot aslında bu sayede güçleniyor. Yani oradaki gücü sayesinde güçleniyor. Ve Zavius da işte bu Tear of Elun'u ele geçirmesi sayesinde Ysera'ya kadar işte bu saldırıyı fiziksel evrende yapabilecek seviyeye geliyor. Ve bunu da kullanarak işte gördüğünüz gibi İşte oynamışsanız zaten Valşarah'ın sonunda Ysera'yı esir ediyor ve Ysera'yı esir etmesi de şu yüzden önemli. Emerald Dream'deki son noktayı ele geçirmek üzere orada artık ve orada biz müdahale etmesek yani artık fiziksel evrene de bunu taşıyacak seviyeye gelecekler. Ama işte biz orada şöyle yani Ysera'ya karşı savaşarak ve Ysera'yı öldürerek Zavius'un o son noktayı ele geçirmesini engelliyoruz. Orada zaten Ysera artık iradesini kaybetmeden önce bize
bunu bu uyarıyı yapıyor işte, beni öldürmeniz lazım artık diye. Ve işte en baştan beri anlattığımız bütün bu Ysera'nın gücü, fiziksel evrene gelmesi, aşama aşama oradan uzaklaşıp işte kendini tehlikeye açık hale getirmesinin son aşaması da bu Valsharag'ın fiziksel kısmını temizlemeye çalışırken artık kendini iyice nasıl diyeyim, hedef haline getiriyor ve saldırıya açık hale getiriyor. Bunu da yaparken zaten beklemediği bir şekilde işte Zavius saldırıyor ve işte önce esir ediyor Ysera'yı. Sonradan o yüzden onu öldürmek zorunda kalıyoruz. Yani Ysera'nın öldürülmesi bu yüzden çok anahtar bir nokta. Yani baş ejderhalardan bir tanesini ve Emerald Dream'in iradesini tek başına tutmaya yetkin bir varlığı öldürmüş oluyoruz. Ve işte yani şimdiye kadar her zaman böyle fiziksel evrene müdahale etmekte işte çekinen, bununla karşı duran bir varlık oradan tamamen silinmiş oluyor. Evet. Yani aslında işte Zavius'u öldürerek ve oradaki işte Nightmare'i temizleyerek bir nevi işte Emerald Dream'i kurtarmış gibi gözüksek de artık orayı koruyan bir irade yok. Yani ve... yeşil ejderhalar zaten işte en önemlisi, yeşil ejderhalar Deathwing'i öldürmek için ölümsüzlüklerini kaybediyorlar. İlk başta zaten o yüzden bir kırılma var. Zaten bu işgalin başarılı olma sebeplerinden biri de o. Yeşil ejderhaların eski güçlerine göre işte Deathwing'i öldürdüklerinden sonra %10 güçlerinde falan bütün ejderhalar ve hepsi ölümlü halde. Normalde ölümsüz hepsi işte o savaşa kadar. Ama işte bu hem bu müdahale hem ondan sonra da işte Elo'nun gücünü kullanarak işte bunu kırılması yüzünden artık Emerald Dream tamamen başıboş kalıyor. Titanlar da ortada yok. Hiçbir koruma mekanizması da yok. Titan koruyucuları da pasifize halde. O yüzden bu kısım çok önemli. Yani Emerald Nightmare raidinde biz başarmış ve Zavius'u öldürüp orayı temizlemiş gibi gözüküyoruz ama zaten onun sonunda işte dikkat edenler ya da bunu görmüş olanlar, evet, hatırlar. Ysera'nın ruhunun görüntüsü bizi orada işte bir mağaraya doğru yönlendiriyor ve mağarada bir void, bir çiçek var. Evet. Ve işte bize bunu bir uyarı olarak gösteriyor. O void çiçeğin de anlamı sonradan, yani bu artık Battle for Azeroth'un sonunda da anladığımız üzere Nuzot'un etkisi. Yani biz orayı temizlemiş gibi gözüksek de Nuzot'un etkisi orada kalıyor. Ve biz orayı bırakıp gittikten sonra orayı koruyan bir irade olmadığı için, ruhsal bir artık irade Emerald Dream'i korumadığı için Nuzot resmen zihnen orada ruhsal olarak artık özgür kalmış oluyor. Orada özgür kalması sayesinde de bu 8.2'deki ve 8.3'teki olaylar oluyor. Zaten Nuzot'un iradesinin güçlenip bu kadar her şeye dahil olabilmesinin sebebi de bu. Yani oradaki o Emerald Dream'de kalan o çiçek, o Void çiçek, yani Nuzot'un etkisi. Muska. Orada tamamen artık özgür kalmış ve işte fiziksel evrene müdahale edebilecek seviyeye gelmiş oluyor. Ya. En sonunda zaten Nuzot özgür kalıyor. O da artık zaten şimdiki konumuz. Ama bu Emerald Nightmare'in ikinci savaşının sonu bu yüzden önemli. Şimdiki halimiz için de etkisi açısından bu yüzden önemli. Biz çiçeği temizliyoruz. Dur, o konulara ben bir şey yapayım. Sen mi söyleyeceksin? Tamam. Bir dakika, bir sorun çiçeği da bir var. Kere... Bir sorun da, iki tamam. Önce onu söyleyeyim. Ya Ysera'ya bu kadar... Ya Ysera'ya nasıl bu kadar... Nasıl oldu bu kadar güçlü bir yaratı? Ysera. 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 Ysera Oldgat, karıştırma. Oldgat, pardon. Tamam, sorsan. Bu kadar güçlü bir varlığı nasıl biz nasıl bu kadar çabuk yoldaşabiliyor? Nasıl yani? Şöyle bak, Görkem söyledi ya, gözlerini açtığı için, Dream'den uzaklaştığı için kendi de savunmasız hale geliyor. Emerald Dream de savunmasız hale geliyor. Ve üstüne kapatıyorsun. Ya şey gibi düşün, bir nevi deplasmanda oynamaya başlıyor yavaş yavaş. Okay. Kendi evinde olsaydı sıkıntı yaşamazdı. Yani o kadar zor bir şey ki aslında bu. Yani 3 aşamadan sonra ancak o kadar o kırılgan hale geliyor. Yani ilk başta işte
Utku'nun dediği gibi gözlerini açıp fiziksel evreni kurtarmak için bizzat gelmesi, Emerald Dream'le bağlantısını kesmesi ilk buna sebep oluyor. İkinci aşamada işte zaten Kataklizm'de Deathwing'i yenmek için işte ölümsüzlüklerini feda ediyorlar ve bu yüzden bütün ejderhalar zaten kendi işte o ilk güçlerinin Titanlar tarafından işte güçlerinin bahşedilmiş halinin %10 gücüne falan düşüyorlar ve ölümlü hale geliyorlar. Ondan sonra da bir de üstüne Elu'nun gücü ona karşı kullanılınca yani Emerald Dream'i temizleyebilen, daha önce temizleyebilmiş tek şey ona karşı silah olarak kullanılıyor ve onun sayesinde esir düşüyor. Okay. Yani ondan sonra zaten artık Lysera yani onu öldürmekten başka seçeneğimiz kalmıyor. Çünkü öteki türlü işte Emerald Dream'in son noktasını da bizzat zaten oraya girerek ele geçirecek. Bildiğin satranç peki oynamış Void. Fena mat olmuş. Evet yani. Evet gerçekten öyle. Gerçekten. Olayı yani, o. Old God'ların olayı o zaten. Mastermind özellikle Zot dediğimiz evet karakterde artık karakter mi denir bilmiyorum ama. Peki, şimdi söyle. O zaman artık ben. Tamam. Tabii. Bir kere hani tamam Lysera'yı öldürüyoruz ama şeyi düşünmek lazım. Görkem'in bahsettiği bütün o zayıflamaların üzerine hala karşısında biz varız. Yani bizi küçümsemeyelim. Yani biz tabii, üzerimizde evet artefaktlerimizle varız. Üzerinde tren de var bir yanımız. Evet. Bütün bunlarla ancak zar zor Lysera'yı canının yarısının altında falan yani mağlup edebiliyoruz. Koca bir orduyla ancak yani indirebiliyoruz. Evet. Evet. O da öyle. Bunun dışında şimdi Ardyn Wyrd'la Elun bağlantısı diyoruz ve Lysera öldükten sonra bizi o çiçeğe götürüyor ve daha sonra Ardyn Wyrd'e gidiyor. Artık buralara girelim biraz. Elun onu aydan çekiyor. Hatırlattın. Lysera'nın ruhunu. Hı hı. Ben bu ara çok kısa bir şey sorabilir miyim? Şeye Görkem'e gene kişisel yanlış anlama Murat'tan. Çok özür diliyorum abi. Bu Shadowlands Alpha'da şey geldi abi. Ardyn Wyrd'la alakalı dungeon geldi. Ama bozuk ve giremiyorum ben. Sen girebiliyor musun? Hayır girebildiysen bununla ilgili. Zaten Taliyesinden gördüm bir gaza geldim ama giremedim ben. Hayır bununla ilgili bir ipucu gördün mü diye soracaktım. Sorun buydu abi. Yok şey onlar da yarım yapabilmiş zaten baktım evet videosuna. Yayın videosu koymuş yarım yapabilmişler. Bende de bakladı böyle abi. Ben evet giremedim. Murat'an özür dilerim. Herhalde da kapattılar direkt. Bırak soldum ya falan. Yok zaten şey Bloodhatter'ı kapatmışlar. Yeni karakter falan açtım onunla da giremedim. Belki hani bir şeyler ekleyeceklerdir son anda. Olabilir. Bug'lı galiba işte o bug'ları düzelteceklerdir. Alfa zaten. Alfa'da yani oynayabildiğin kısmı zaten mucize yani. Şimdi o zaman Emerald Dream'i, Ardyn Wyrd'ı, Elun'u, Lysera'yı ve Irgnath'ı bir bağlayalım mı? Bağlayalım abi aynen. Güzel yere geldin. Zaman da dar oluyor. Şimdi Lysera'yı Elun... Bağlarken ben küçükleyim olur. Elun Aya olarak onu ruhunu çekiyor. Lysera'nın ruhunu ve yanına alıyor. Ama onun ardından Lysera'nın ruhunu ve Emerald Dream'in kalbinde şeyde buluyoruz. Bizi çiçeğe doğru götürürken, orada gezinirken görüyoruz. Ardından öğreniyoruz ki Lysera Shadowlands'da Ardyn Wyrd'da yenilenme sürecindeymiş. Ardından öğreniyoruz ki biz Elun'la ilgili bir şeyleri öğreneceğiz Ardyn Wyrd'da. Ve bunların üzerinde Ilgnoth doğrudan Dragonları hedef alan iki Whisper söylüyor. Şimdi Whisper'lardan mı gireyim, bu bağlantılardan mı gireyim? Çünkü Dream'in şimdi Ardyn Wyrd, Dream'in karanlık yansıması ise Nightmare ne oluyor? Çünkü Corrupted tali Nightmare, Ardyn Wyrd ise o zaman daha yani daha karanlık ve daha tehlikeli hali mi? Ya Görkem gitti mi ya? Evet bir mola veriyorum dedi ya ben o yüzden seni dinliyorum sen devam et. Yoksa Görkem'e bunları baştan mı anlatmam gerekecek? Her neyse. Bir acil bir iş. Şimdi tamam. Duymadım da şimdi Irgnoth'un iki tane Whisper'ı var. Bir tanesi
Five lanterns, now darkened. The flame they seek will light the master's way. Beş tane kararmış meşale. Hatta lanterns aslında lamba demek. Kararmış lamba. Aradıkları alev efendilerimizin yolunu aydınlatacak. Bir tanesi bu. Diğeri de the vessel of life disguises treachery. Beware the eyes of green. Şimdi burada Türkçelerini söylersen abi. Türkçesini söylüyorum. Hayatın temsilcisi, yani vessel şey demek yani bir gücün fiziksel temsilcisi, onun hani o gücün barın fiziksel hali gibi bir şey. Burada Ysera mı, Eonar mı bu? Ya da Alexstrasza mı? Görkem duyuyor mu bu arada? Duyuyor, geldi. Ysera mı, Alexstrasza mı, Eonar mı? Ve o ikinci cümleyi ben hala tam çeviremiyorum şimdi. Yeşil gözlü olan mı? Yeşilin gözü mü? Yoksa bir anlamı daha varmış. Kıskanç demek sanırım. O mu? Diğeri de Görkem için tekrarlıyor. Five lanterns now darkened. The flame they seek will light the master's way. Beş tane sönmüş meşale. Aradıkları alev efendileri yolu aydınlatacak. Ve bir alev arıyorlardı. Mesela bu algoritma boyunca. Güçlerini geri kazanmanın yolunu arıyorlardı. Onu şeye yoruyoruz diye biliyorum ben. İşte bu beş dragon aspektin artık ölümlü şeye geçmesi evet. Ve hani o şekilde ve tekrar ölümsüz olmaya çalışırken bir hata yapacaktı o zaman. Belki Art of Azeroth. İkinci ihtimali de ona şey dediler işte, artifektleri kullandık ya. Evet. İşte Legion'a karşı kullandığımız artifektleri de kastediyor olabilir dediler ama bence de Dragon aspektleri kastediyor. Ben de öyle anladım çünkü ölümlü olduktan sonra işte bir nevi işte ışıkları söndü, Titan güçleri gitti. Ve işte direkt sanki onu kastediyor gibi geldi bana da. Çünkü dediğin gibi renk göndermesi de var. Yani renk olayı da direkt işte ejderhaları çağrıştırıyor. Yani ikincisi o zaman Eonar, Ysera ya da Alexstrasza bir ihanet içinde mi olacak yoksa? Yani gerçi orada ihanetten kastı ne? Hani kendilerine göre mi düşünüyorlar? Ya yeşil gözlü olan mı? Ysera'dan bir şey göreceğiz. Çünkü Ysera'nın gözleri açık artık Ardemir'de. Evet, açık ve mavi. Yani undead göndermesi var biraz. Ya bir bu iki önemli whisper var. Şey yani Heart of Azeroth'a bu arada Dragon aspektler güç yüklüyorlar ve Catalyst'i, Facebook'taki o content creator var ya, onun çok güzel dikkat ettiği nokta vardı. Dragon aspektlerin daha önce güçlü eklediği artifact de Old God'lar tarafından kullanılmıştı, hatırlarsanız. Evet, aynen. Dragon Soul. Evet. Yani. Hatta hani bir esprisi vardı onun işte hani. Kötüye kullanmaya açık silahlar olarak böyle şey anlatıyor. Evet. Hani Magni şey diyor işte. Magni şey diyor, şampiyon hadi bu artı dragonların güçleriyle doldurulun diyor. Biz de diyoruz ki emin misin bunun güvende olduğuna? Nuzot da oradan şey diyor, güvenli çok güvenli. Hani bunlara nasıl bir bağlantı kurabiliyor? Çünkü İlginos'ta konuştuk ve bence bu iki whisper direkt onlara hedef alıyor. Yani dragonları. Yani şey kastediyorsa, eğer işte dediğin gibi o tarafı kastediyorsa Shadowlands'te olacak bir şeyle bu açıklanacak. Ama yok öteki türlüyse önceki saldırının yolunu işte o anlatmıştım ya işte zaten ejderhaların işte ölümsüzlüğünü kaybetmesi Ysera da dahil buna ve Emerald Dream üzerindeki korumayı da kırmış oluyor. Yani evet. Bütün hepsinin tabii Old God'lara karşı aslında gezegeni koruduğu alanlar var. Yani hepsini ayrıca kastediyor olabilir. İşte siyahı zaten... Ama bu daha güncel bir şey. Çünkü bunu güncel söyledi ya. Tabii yani ama şey olabilir işte. Yani geçmişteki bir mevzuyu kastederek işte bu sayede geldik falan anlamında da diyor olabilir. Ama işte çok ucu açık gerçekten. İki tarafa da yorulur yani. O da olur, o da olur. Ben şey diyeyim, bitti mi senin? Ha dur bir de şeyleri eklemiştim ben. Sen yok mu o sırada? Elun, Aydan, Ysera'yı alıyor yanına. Ysera'nın ruhunu biz önce Emerald Dream'de bölgesinde görüyoruz. Daha sonra Ardemir'de olduğunu öğreniyoruz.
Arden yoktu, Elin'le ilgili mutlaka bir şey öğreneceğiz. Emerald Nightmare Dream'in korap talihi ise Ardemir'se karanlık yansıması, bu bağlantılar da çok önemli. Bunlara ha, gelelim. Or- evet evet. Yani ha, orayı zaten duydum da müdahale edemedim. Gözüme uyuyordum. Lensim kurudu da. Yani şey Ardenweald'la ilgili resmi olarak açılan şey yani açılan kısmı zaten yok da işte anlatılan diyeyim. Bunu Emerald Dream'le gerçekten bağlantısı var ama şöyle anlatmışlar. İşte Emerald Dream işte bahar ve işte yazı kastediyorsa işte yaşam döngüsünde, Ardenweald işte sonbahar ve kışı kast yani kasteder gibi bir şey tanım yapmışlar. Yani bu gerçekten çok ilginç ve böyle bayağı tüyler ürpertici bir tanım. Eğer böyleyse, çünkü Emerald Dream sadece Azeroth üstünde değil. O zaman bütün evrenin de bir taslağı var Emerald Dream evet. gibi. Yani Ardenweald'da bu taslağın kış kısmı. Yani zaten şey de çok ilginç. Ardenweald'ı yöneten yöneticinin adı Winter Queen. Yani o yaşam döngüsünün Winter kısmını kastediyormuş o evet. Winter. Zaten o tanımda oradan geliyor. Yani buraya işte şey diyor, bir dinlenme ve işte kış uykusu bölgesi olarak görüyor ruhlar için. Böyle görülen bir yer olarak tanımlanmış. Ve yeniden doğuş kısmı oranın Shadowlands. Orada tekrar doğuyor. Evet, evet, aynen. İşte ruhların eğer ki işte fiziksel olarak geri gelecek ruhlar varsa, yani Ardenweald üzerinden geliyorlar ve bütün işte vahşi yaşam, bütün işte doğal hayatla ilgili ruhlar da orada. Yani Wild God'ların da o yüzden işte Emerald Dream'le olan bağlantısı olan böyle Senarius gibi yarı tanrıların da birebir yani Ardenweald'le bir bağlantıları var. Ve işte hepsinin işte şu anda mesela ölmüş olan veya işte şeyde Emerald Nightmare'de öldürdüğümüz işte bütün Emerald Dream'le bağlantılı yaratıklar ölünce oraya gidiyor. Ysera da orayla bağlantılı olduğu için oraya gidiyor muhtemelen ama bütün ejderhalar da aslında özünde işte vahşi yaşama ait varlıklar oldukları için zaten hepsi birebir Ardenweald'la bağlantılı. Yani diğer ejderhalar da muhtemelen ölünce Ardenweald'e gidecekler. Ama işte Ysera'yı bizzat orada görüyoruz ve ama işte tabii bölge açılmadığı için hangi kontekste, hangi yani hikayede göreceğiz onu bilmiyoruz ama kesin olarak Ysera'yı Ardenweald'da göreceğiz ve gözleri açık, daha da ilginci gözleri mavi, yeşil değil. Bu yani... gözlerin mavi mevzusunu şeyden bağlıyorsun değil mi abi? O videoda kalkarken yeşilden maviye dönüşü olayı mı? Yani... Yoksa... Evet, gözleri yeşilden maviye dönüyor. Var zaten, onun bağlantısı var. Öldüğü zaman gözlerinin rengi tekrar işte corruption temizleniyor tabii orada. Ruhunu temizlemiş oluyoruz da... yani orada ama normalde işte eski haline dönmesi lazım değil mi mantıken? O evet. Öyle olmuyor. Yani mavi olarak görüyoruz işte temizlenmiş halini. Ve işte şeyde çıkan işte data mine edilen modellerde de gözü undead mavisi var gözünde işte. Yani şey öyle hayal vücudunu kullandığı için sadece işte human formunda mavi göz yok. Dragon formunda da gene gözleri açık ve mavi. Ve Dream'le bir bağlantısı da kalmamış. Çünkü orada da gözleri açık. Yani Dream'le bağlantısı kalmış olsa gene uyur halde olması lazım. Öyle bir yani ince orada gene kırıntılar önümüze döktüler. Muhtemelen ya, o zaman ben... ya önümüzdeki hafta ya da işte açıklama yaptılar ya 9'unda evet. işte Ion'la diğer şey çıkıp açıklayacaklar işte bir şeyler. Çok büyük ihtimalle Maldraxxus ve Ardenweald'ı açıklayacaklar hikayesini, neler olacağını, kimleri göreceğimizi. Onun yanında başka sürpriz şeyler de bekliyorum ben de. Çok bayağı şok edici şeyler de olabilir. Sıkış tarihi mesela ya da prefeş bir yani, hani çat diye aha Elun şu işte göreceksiniz burada falan diye söyleyebilir. O yüzden bence 9'unda... Ion çok sever öyle şeyleri. Evet, evet. KL mevzusu şeyle bağlantılı değil bu arada. Soru geldi tekten de.
Ardenvale'de bağlantılı değil, Ravendred'de Kael'i göreceğiz. O zaten şu anda biraz ucundan var. Evet, Dead Was Nearly Set bekliyor. Evet, evet. Hani şey, yayın programlarına göre spekülasyon kısmına geldik. Ben o zaman şeyi soruyorum. Sen hani Emerald Dream'in Bellar'ın düşüncesine göre Lifelands olabilecek kadar büyük olduğunu düşünmüyordun. Ama şöyle diyorsun şimdi de. Şimdi orasının Emerald Dream'in karşıtı olduğu bize vurgulandı. Blizzard evet. tarafı. Yani orası mutlaka Emerald Dream'le alakalı. Evet. Ardından bu kadar üst bir evrense o zaman Emerald Dream'in de o seviyeye yakın olması lazım. Değil mi? Evet, çünkü yani tanımında işte biri işte yaşam döngüsünün baharı ve yazı, biri yaşam döngüsünün işte sonbaharı ve kışı olarak geçiyorsa, yani gerçekten o zaman yani bizim Emerald Dream olarak gördüğümüz kısım sadece Azeroth'a göre özel ayrılmış bir kısım olabilir. Şimdi daha çok oturdu yani çünkü kafamda. Çünkü zaten Chronicles'ta Shadowlands'ın tam karşısında Emerald Dream. Ya evet, o haritada öyle de o harita biraz şey yani Azeroth özelinde ya. Evet evet. Zaten o haritadaki en büyük hani yanlış adam ama yanlış böyle tırnak içinde söyleyeyim. Shadowlands'ın oradaki görüntüsü. Çünkü Shadowlands'ı Emerald Dream'le karşıt sanki ayrı bir haliymiş Azeroth'un gibi orada gösteriyor. Ama aslında Shadowlands yani şu anki bildiğimiz bilgiye göre bakarsak o kozmik haritanın en dışında hepsini kapsayan bir evren olması lazım. Ve yani bizim kozmik haritamıza bağlantısı da Dead kısmından olması lazım. Ama aynı şekilde Life kısmından da bağlı diye anlatıyorlar. O Lifelands teorisi de zaten işte Shadowlands'ın kapsadığı evrenin işte Emerald Dream'in de olduğu kısmı. Aynen işte ilkbahar, yaz yaşam döngüsünün ilkbaharının yazının olduğu bir üst evren varsa o da Lifelands. Ama Lifelands olarak geçmez muhtemelen. Yani işte Dream bence şey işte yani atıyorum işte hadi burada böyle bir teori patlatmış olalım. Yani Dream of işte ne diye geçiyordu? Great Dark Beyond olabilir yani. Great Dark Beyond's Dream gibi bir şey olabilir o. Yani ne üst... abi Great Dark Brunette olan Azeroth. Yani işte Warcraft evrenindeki evrene işte uzaya Great Dark Beyond deniyor. Ve yani eğer bu üst iki evren varsa ve şu anda Shadowlands'ı göreceksek işte öteki üst evren yani bu aynı üst evrenin öteki kısmı da yani ancak Dream olabilir yani. Çünkü şu anda zaten işte Azeroth versiyonunu görüp onun işte işleyişini ne olduğunu Emerald Dream olarak işte o taslağı görebiliyoruz. Yani aslında işte şey güzel yerler birçoğunun cevabını da alacağız Ardenvale açıldığında. Evet evet aynen. Ardenvale'de de çok ilginç bir şekilde Maldraxxus'ta da göreceğiz bunları. Çünkü Shadowlands'te hatta şöyle de bir şey var. Shadowlands'ta başka düzlemler de var. Ve bunların hepsi işte birer birer belki birer ikişer işte content patch'lerle gelecek. Yani 9.1, 9.2, 9.3 giderken hiç beklemediğiniz, daha önce bilmediğiniz bir sürü yeni şey görüp öğreneceksiniz. Aa böyle bir şey mi varmış diyeceğimiz bir sürü şey göreceğiz ve muhtemelen bunların işte aynı şekilde şu anda gördüğümüz Shadowlands'taki karmaşadan etkilenmiş hallerini göreceğiz. O yüzden işte çok ucu açık konular geliyor ve hiç böyle daha önce bilmediğimiz işte Warcraft 3 ile falan bağlantısı olmayan bir sürü yeni orijinal konu geliyor. Peki o zaman biraz teoriye uçuralım mı? Neyi? Buyur buyur. Teoriye uçuralım. Aha devam devam. Steve Denizer'ın geçenlerde Gdashian şey vardı ya röportajı. Aa evet. Orada şey diyordu, Warcraft'ın cennetleri ve cehennemleri var. Hah evet süper. Yani bir tane Bastion, bir tane Maw. İşte bir tane Revendred yok. Belki bak bu Vision teorisini zaten destekleyen bir sözdü. Belki biz ileriki patchler değil, ileriki paketleri Shadowlands'ın derinlerinde geçireceğiz. Belki iki paket boyunca. Blizzard da buradan aldığı zamanla
geri döndüğümüzde karşımıza Nuzlocke'u çıkartıp yenilenmiş bir Azeroth gösterdik. Bunu Akolon dün söylemişti. Evet, yani Azeroth revamp'ini zaten aynen işte ta ilk bu yani Black Empire beklentisi başladığından beri odunla paralel bir şekilde Azeroth'u da revamp edecekler. Hatta Outland'ı da revamp edecekler beklentisi var. Çünkü hepsi zaman gerçekten atlaması imasında yaptı. Yani. Evet aynen. Yani Ion da dedi onu. Zaten Ion'un dediği iki tane anahtar şey var. Biri işte Death Pantheon dedi. Yani işte Shadowlands'ın yöneticilerinden oluşan bir grup var dedi işte onu kastederek. İkincisi de Shadowlands'ta zaman bizim bildiğimiz gibi ilerlemiyor dedi. Yani bu zaman detayı çok önemli. Çünkü bizim şu anda işte önümüzdeki paketle beraber Shadowlands'a girdikten sonra yaptıklarımız geri döndüğümüzde ne kadar zaman geçecek? İşte hiç gitmemiş gibi mi olacağız? Yoksa binlerce yıl mı geçmiş olacak? Ya da işte birkaç on yıl sonra, 20-30 yıl sonrasına mı geleceğiz? İşte o sırada bir şeyler belki mi olacak? Belki yaşlı Anduin'i mi göreceğiz? Ha, işte yani zaten o çizgi romandaki yaşlı Anduin olarak görecekse yani demek ki bir 20-30 yıl geçecek gibi gözüküyor. Ya orada ben hep zaten şeyi çok merak ediyorum. Yani biz Shadowlands'e giderken NPC olarak yanımızda götüreceğimiz karakterler kim? Kimler var? Çünkü onlar bizlerle beraber aynı zaman çizelgesine maruz kalacaklar. Eğer bizle beraber kimler ölecek? Mesela Anduin geride kalıyorsa işte yaşlanıyor atıyorum. Ya da Khadgar bizde geliyorsa işte aynı geri dönecek. Falan gibi mevzusu. Ya. Şimdi ben mesela yani bu tarz teorileri konuşurken bir de aklıma hep şu gelir. Biz döneceğiz ya. Atıyorum. Aha, evet. Orada ölmüş olanlardan döndüreceklerimiz olacak mı acaba? Lysera gibi. Yani ben yanımızda bir ekşi gelebiliriz yani. Evet evet. Yani paket sonuna şöyle bir ters köşe bekliyorum. Yani biz tam Shadowlands'ı kurtardık. Normal işleyişine döndürdük dediğimizde yanımızda hiç beklemediğimiz birini Arbiter tarafından yollanmış olarak görebiliriz. Evet. Ve ondan sonra kim mesela? Yani Retin. Anduin ama yani işte büyüklerden biri yani Arbiter ne için yollayacak onu? Yani bunun da göndermesi şu oldu işte siz gittikten sonra şu oldu ben şu kadar zaman sonra işte Nuzlocke'a karşı savaşırken öldüm diye bizi hepimiz ne oluyor? Evet evet yani ben bu tarz bir şey bekliyorum yani böyle bir şokla Shadowlands'ı bırakıp geri döneceğiz ve döndüğümüzde de zaten döneceğimiz kesin bu arada Shadowlands'tan yani Shadowlands paketi bittiğinde Azeroth'a döneceğimizi söylediler ama yani ne kadar işte zaman geçecek Shadowlands'ta ne yapacağız ya da Shadowlands'tan başka bir benzer düzleme mi geçeceğiz de ondan sonra Azeroth'a döneceğiz. Belki orada geçecek. Evet. Ha, belki bir sonraki pakette başka bir işte o Lifelands'da geçecek belki sonraki pakette. Başka ya da bambaşka bir yerde geçecek. Onu daha bilmiyoruz ama yani Shadowlands'tan sonra Azeroth'a en az bir kere bir döneceğimizi biliyoruz. Evet hani bu da hani hem Zota hem de Blizzard'da gereken vakti kazandırmış. Yani, aynen. Yani zaten işte şöyle de bir durum var işte bizim de aynen katıldığımız ve işte kendimizce detaylandırdığımız o vision teorisi yani eğer ki doğru çıkarsa şu anda zaten Nuzlocke'u yenmedik. Evet. Nuzlocke bize sadece onu yendiğimizi düşündürtecek bir görüntü gösterdi ve ondan sonra zaten Shadowlands'e de muhtemelen bu tarz bir olaydan dolayı aslında öldüğümüz için gidiyoruz. Nuzlocke bizi yendi ve işte öldük. Ama işte kalanlar bu rüyayı ya da işte Nuzot'un vizyonunu görüyor. Ve geri döndüğümüzde de işte bütün Old God'ların belki işte Yasaraj'ın yerine işte Zalatat gelmiş şekilde işte yüzeyi ele geçirdiğini ve işte Black Empire'ın yeniden kurulduğunu işte Azeroth'un ele geçirildiğini görebiliriz. Ya da Vishaj. Aynı o görüde ima edildiği gibi bizi tutsal düşünüyorlar. Ya da Yasaraj'da geri gelmiş ve eskisinden çok daha güçlü bir şekilde Black Empire yeniden kurulmuş olabilir. Ya da işte ikinci ihtimal, ters ihtimal bu da işte Titan teorisi deniyor. İşte Azeroth uyanacak
ve işte Void'e karşı olan savaşa geçeceğiz. Ama işte Azeroth çok uzun süre sonra uyanmış olacak ve işte o arada geçen şeyleri de işte olayları da biz de oyun sırasında oynayarak işte o sonraki pakette öğreneceğiz. Muhtemelen öyle de bir ihtimal var. Ya da hepsi beraber olacak. Onu da bilemiyoruz. Yani ya da Battleborn teorisiyle de bir birleştirelim bunu. İyice düşünelim. Çünkü şöyle Shadowlands gerçekten çılgın atacak. Ben buna eminim. Özellikle solunla. Çok fazla şeye yol açacak. Belki Azeroth üzerinde Yirel'le Nuzhoth savaşıyor olacak. Hakimiyet için. Evet, o da evet. Yani o da bir ihtimal. Çünkü onun da ucunu açık bıraktılar ve Alternate Draenor'daki yani o nasıl diyeyim agresif light oluşumu yani zaten intikam almak için onlar bu sefer işte bir nevi Iron Horde'un tersi bir mantıkla Azeroth'a saldırabilir. İşte belki. Azeroth'a gelen Maghar'ları ve işte diğer belki Azeroth güçlerini dönüştürmek için çünkü onların öyle bir olayı var. İşte Maghar'lar bununla karşı savaşıyor. İşte zorla Maghar'ları Light'la dönüştürüyorlar. İşte kabul edenler kendi iradesiyle dönüşüyor ama etmeyenleri de zorla esir alıp dönüştürüyorlar falan. Ama işte sonradan yani kesin onlar da bağlanacak. Hatta bir tane daha göreceğimiz şey var. O gökyüzündeki Kızıl Yıldız'ı biliyorsunuz işte. O da onunla ilgili de BlizzCon'da soru gelmişti. Ve işte onunla ilgili bir şey olacak mı diye. Buna karşı gelen cevap da şuydu. Yani oyunda gördüğünüz hiçbir şey orada boşuna durmuyor. O er geç o Kızıl Yıldız açılacak. Esas o orada olmazsa korkun diye bir cevap gelmişti. Yani eğer ki geri döndüğümüzde işte iki ihtimalde olmuş olursa yani o Kızıl Yıldız'ın oradaki müdahalesi artık orada gözükür bence. Çünkü direkt Titanlarla ilgili bir artık aşamaya geçmiş oluyoruz orada. Ya Azeroth'u yani kurtarmak için ya da işte Void'e karşı savaşta buna katılmak için oradan çıkacaklar ve oradan çıktıklarında da en anahtar nokta da şu Illidan Sargeras'la birleşmiş halde olacak. Çünkü evet, en son orayı kapattığımızda Illidan orada Sargeras'ın işte gardiyanı olarak kaldı ve işte avatarı olmadan Sargeras şu anda işte esir tutulabilmesi için zaten Illidan'ın vücuduna hapsedilmesi gerekiyordu. En baştan bildiğimizde o. Yani o yüzden şeyleri de söyleyeyim. Çok heyecanlı. Kapatırken hani çünkü sorulara geçmemiz lazım. Evet, saat tamam. Geç oldu ya. Şey diyelim hani biz ne zaman Azeroth'tan ayrılsak zaten böyle teoriler coşuyor biliyorsun. Hani. Outland'e gittiğinde, Draenor'a gittiğinde de, Argus'a gittiğinde de onun için. Yani bu teoriler normal. Biz şu an pek abartmıyoruz. Bunlar gayet olası şeyler. Evet, yani önümüze serilmiş kırıntılar zaten bunlar. Yani gökyüzünde Kızıl Yıldız var. Zalatat ölmeyeceğine ya da biz ölmemiş olabileceğine dair ima geldi. Direkt developer'dan. Ne oluyor? Açma. Kanala spam yapıyorlar ya. Nasıl yapacağım? Bunu nasıl banlayacağım? Farklı adreslerden geliyor bebeğim. Yapacak bir şey yok. Okay. Saniye işte dediğimiz gibi. Bir sürü ima var. Ve yani Shadowlands için heyecanlanmamız lazım. Evet, evet. Yani bu Dragonflight konusu da güzel oldu. Yani onu da söyleyeyim çünkü. Red Dragon dedik, Nivelli konuştuk geçen hafta. Şimdi bu hafta bir sürü farklı şey konuştuk. Şöyle, onun için bu güzel bir seri olacak. Haftaya da kimi konuşacağız hatırlamıyorum. Kimde? Haftaya Maviler. Maviler. O zaman da yine Maligos'u ve belki Arcane bir Nidr. Evet. Çok fazla konuya açık Dragonlar aslında. Tabii canım yani ve hepsi de işte bu ileriki konularla bağlantısı olan güçler. Yani işte maviler işte büyü üzerinden zaten bağlantısını kuracağımız için büyü ve arcane üzerinden zaten birebir Titanlarla bağlantılılar. Zaten Maligos'un işte önceden yaptıkları o delirdiği kısımlar falan bayağı bir hepsi ucu açık. Bronzlar zaten işte End Time'dan. Tabii yani her biri farklı bir köşeden yani bu kozmik haritayla bile bağlantılı Azeroth üzerinden işte bakarsak.
Zaten işte şey olayı aslında belki biraz onu da kastediyor. İşte dragonların liderlerinin adı Aspect ya. Yani evet. o rengin ve o gücün, o güç kaynağının işte Azeroth'a bakış açısının artık böyle lideri gibi böyle bir bakış açısı yani. Kırmızı açıdan bakıyor, biri yeşil açıdan bakıyor evet. falan. İşte belki de onu kastediyordur Aspect derken. İşte özellikle isimlendirmişlerdir o şekilde. Diyelim ve Utku. Evet. Şimdi şöyle bakıyorum arkadaşlar, az önce bir şey oldu. Meyve ve veren ağaç saldırısı durumu söz konusu oldu. Sıkıntı evet. yok ya da bilmiyoruz Twitch'te yaşanan durumlar mı bunlar. Ama çok da umurumda değil çünkü benim izleyicilerimin soruları var. Onları tek tek aralardan aldım. Onları soracağız arkadaşlar. Bugün aslında yani daha devam edilmesi çok fazla derin konu var. Çünkü Ardenweald dediğin andan itibaren zaten konu yani Lebidaria oluyor. İnanılmaz derin bir şey var. Ve arkasında yani teori üretebileceğiniz birçok açık nokta var. Ki zaten expansion gelince birçok sorunun da cevabını alıp devam edebileceğiz. Belki de hiçbirinin cevabını almayacağız. Daha fazla nasıl söyleyeyim, soru işaretleriyle yeni bir expansion karşılayacağız. Ama Görkem'in ve Murat'ın da söylediği gibi arkadaşlar, biz bunları çok böyle hani oturup da sallamıyoruz. İşte Elon'da Allah'mış canım falan demiyoruz yani. Belli aynen ekmek kırıntılarını takip edip ipuçlarını takip edip geldiğimiz noktalar. Yani ne derler, tabiri caizse destekli salladığımız yerler. Ama süresel anlamda bazı problemlerimiz var. Yarın işe gideceğiz. O yüzden çok fazla lafı uzatmıyorum ve sorulara geçiyorum. Emerald Dream'de ölen fiziksel evrende de ölüyor mu? Hayır. Emerald Dream'de zaten şöyle düşünün. Yani Emerald Dream fiziksel evrenin ruhsal versiyonunun bir yansıması. Yani mesela Wild God'ları örnek verebiliriz. İşte Ysera'da da bunun zaten birebir ne olduğunu görmüş olduk. O da bir kanıt oldu. Wild God'lar öldüğü zaman Ardenweald'a gidiyor diyebiliyorduk. Yani Emerald Dream'deki vahşi yaşam da aynı Azeroth'un üstündeki vahşi yaşam gibi öldüğü zaman işte Ardenweald'a gidiyor diyebiliyorduk. Aynı şekilde Ysera'da bunun kanıtını görmüş olduk. Yani Emerald Dream'de de ölenler artık kendi yapıları neyse oraya gidiyor. Yani Zavius da mesela Emerald Dream'de ölüyor ama Demon olduğu için işte Twisting Nether'a gidiyor. Tamam. Devam ediyorum. Twisting Nether'da ne oluyor peki? O da fiziksel bir evren değil. Ölen Wild God'lar Emerald Dream'e gidip yenileniyor. Ardenweald. Demon'lar da yenileniyor işte. Demon'lar da Twisting Nether'da aynı şekilde yenileniyor. Twisting Nether'da evet. Demon'ların Dream'i olabilir mi? Dream olarak düşünmemek ya. Onların kendi düzlemi orası. Evet. Yani uydukları yer değil ama. Evet, Twisting Nether'ı daha önce işte aslında o fel bölümünde galiba detaylı anlatmıştık. Evet. Evet. Kısaca özetleyeyim. İşte Twisting Nether düzlemi fiziksel evrenin oluşması sırasında Light'la Void'in çarpışmasından oluşan kaotik enerjiden oluşuyor. Yani bir nevi doğal felin evreni gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz. Yani orası da bir gene alternatif evren. Yani aynen bizim evrenimizin içinde var olan bir yer. Ve işte hatta şu şekilde kafanızda canlandırın. Azeroth'un üstünde de Twisting Nether'dan bölümler var. Twisting Nether'a geçebildiğiniz yerler var. Ve evet. geçtiğiniz zaman gene Azeroth'u görüyorsun. Ama Azeroth'un Twisting Nether versiyonundaki halini görüyorsun. Nasıl işte Nuzot versiyonunda şimdi görüyoruz. İşte Emerald Dream'e geçtiğimiz zaman Dream versiyonunu görüyoruz Azeroth'un. Aynı şekilde Twisting Nether'da evrende olan bir alternatif evren ve bu kaotik kısım burada artık odaklandığı zaman orayı görüyorsunuz. Şöyle bir anahtar nokta var. Twisting Nether'ın merkezi olarak geçen yer Argus. Yani Eredarların ve Draenei'lerin işte esas gezegeni daha böyle keşfedilmeden önce yani bozulmadan önce Sargeras tarafından ele geçirilmeden önce bile olan yer Argus. Ve Argus da bir titan, onu da hatırlayın. Yani ölümün titanı Twisting Nether'ın merkezindeki bir gezegenden geliyor. Yani böyle bir bağlantısı var. Twisting Nether'da
işte demonların doğal olarak geldiği yer olmasının sebebi yani oraya, o evrene gidip orada yeniden fiziksel vücut kazanıp tekrar diğer evrenlere geçebiliyorlar. Twisting Nether'ın da böyle bir bu arada avantajı var. Bütün evrenle iç içe olduğu için fiziksel evrene birebir müdahale edebiliyorlar. Demon'lar bu yüzden demon zaten. Yani fiziksel evrenin ve arcane güçlerin işte nasıl diyeyim, tersinden olan bir odaktan geldikleri için bunu kötüye kullanıp güçlerini fiziksel evrende arttırmak için fiziksel evrene bir nevi işte ters bir müdahale yapabiliyorlar. O yüzden demonlar onlar zaten. Bu arada Sargeras da son halinde demon. Yani titan ama evet. İşte nasıl Zavius işte statire dönüşünce demon oluyor. İşte titan olan Sargeras da fel ile kendini güçlendirdiği zaman demonik bir titana dönüşüyor. Yani Dark Titan olarak geçiyor ama aslında Dark Titan yanlış bir tanım. Çünkü Dark Titan zaten Void Titan olarak geçiyor. Sonradan da ayrıca tanımlanıyor. Azeroth'u dönüştürmeye çalıştıkları şey Dark Titan. Mesela işte Old God'ların yapmaya çalıştığı şey. Zaten Old God'ların varoluş amacı zaten işte Azeroth'u bir Dark Titan olarak doğurmaya işte çalışmak. İşte Void'le yükleyip. Ama Sargeras işte demonik bir titan. Fel'le güçlenmiş bir titan. O yüzden o da demonların en güçlüsü gibi düşünebilirsiniz. Yani olabilecek bununla en beraber, güçlü demon. Bununla beraber Görkem şu soruyu da cevaplamış oldu. Ama Sargeras demon değil ki. Demon Hunter'lar demon hapsediyor. Illidan Titan Hunter mı olacak? Yani sorusuna da bu şekilde ortaklaşa cevap vermiş oldu. En büyük demon'u avlamış oldu. Evet, daha önce de demiştim. Yani Illidan şu anda Ultimate Demon Hunter. Olabilecek en güçlü Demon Hunter. Çünkü en güçlü Demon'ı kocaman içine hapsetmiş durumda. Öyle düşünün. Yani öyle bir şeyimiz yok ama çok yüksek ihtimalle. Yani çok büyük ihtimalle. Yani eğer ki işte avatarı olmayan Sargeras'ın ruhunu içine hapsettiyse, gardiyanlığını bu şekilde yapıyorsa, bunun da dayanağı bu arada daha önce hem Illidan kitabında anlatılan işte alternatif son, hem de işte Wowhead'de falan daha önce yayınlanan ve Legion'ın sonundan çıkarılan bir işte datamine edilmiş bir diyalog var. Yani bu ne kadar çıkarılmış olsa da Illidan'ın Sargeras'ın gardiyanı olarak orada kaldığını bildiğimiz için çok büyük ihtimalle işte içine hapsettiğini düşünüyoruz. Onun da dayanağı o. Yani teori ama böyle bir dayanağı var. Klasların stealth olmasının Emerald Dream ile alakası var mı? Yani şey diyor, soruyor. Night Elf'ler stealth oluyor. Race ability'si. Yok yok. Onlar tamamen yani Night Elf olmalarından, Ashen Vale'deki alışkanlıklarından geliyor. Warcraft şu oynarsanız görürsünüz. Kullandığımız bu back şey, şu anda kullandığımız back var ya, Legendary back. Black Dragon tarafından bize veriliyor. Bunca zaman savaştığımız bir dragon grubu, Black Dragon'lar diğer dragonların hem neden yardım etmiyor? Ediyor aslında. Sen çok de uzun bir konu. Evet, esenslar falan alıyorsun. Tek evet, tek gidip. Rathian bize yardım mı ediyor yoksa kullanıyor mu? Aslında bu bizim ana teorimiz. Çok konuştuğumuz evet, bir şey. Evet, çok 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 tekrar ediyoruz bunu. Vision teorisi. Biz döndüğümüzde bile... Rathian'la özel teorimiz evet var, ona bakabiliriz. Özetle onu şöyle, döndüğümüzde Shadowlands'tan döndüğümüzde Black Empire tarafından karşılanacağımızı düşünüyoruz. Rathian'ın da Nuzzoth'un avatarı olduğuna dair bir teorimiz var. Az önce yayın videomuz var onun hakkında, ona bakabilirsiniz. Tabii. Ünlem YouTube yapıp YouTube'daki seriden göz atabilirsiniz. Evet, Rat bölümü var özel, onu izleyebilirsiniz. Rat'ın özel, evet. Bir soruyu cevapladı, çifte cevaplamış oldu, o yüzden tekrar okumuyorum. Ardenweald'da druidler olacak da şamanlar da olacak mı? Yani şamanlar da öldünce Ardenweald'a mı gidiyor? Oranın druidlere özel olduğu vurgulanmıştı. Druidizm bir yer oldu. Yani şimdi druidlerle olan bağlantı şöyle. Druidler Emerald Dream'le Azeroth'un druidlerinin bağlantısı var. Evet, ama Ardenweald'da öyle bir durum olduğu belli değil. Yani şamanların da şöyle bir durumu var. Şamanlar daha çok ruhsal dünyayla bağlantılı. Ama Emerald Dream'le olan bağlantıları da Emerald Dream'in aslında ruhsal bir boyut olması. Yani şamanların yaptığı her şey aslında işte ruhsal, yani ruh enerjisini kullandıkları için Emerald Dream'le dolaylı olarak bağlantılı. Ve gerçekten de şamanlarla druidler danışıklı bir haldeler.
Yani mekanik zaten bunun üstüne kurulu. Çünkü işte büyüyle ilgili kısımda da anlatmıştık. Spirit denen enerji dört ana elementin birleşmesiyle oluşuyor. Ve şamanlar da bu elementleri ayrı ayrı ya da bir arada kullanabilme yeteneğine sahip. Ve bunu da zaten bu spirit'i kullanabildikleri için yapıyorlar. Ve o yüzden de Ardenweald'de şamanik bir, yani ayrıca bir şey görür müyüz bilmiyorum ama yani ruhsal bir bağlantı veya işte hani atalarla olan ilişkiyi nasıl kurduklarının fiziksel bir görüntüsü ya da açıklaması gibi şeyler görebiliriz. Ama direkt olarak şamanlar işte Ardenweald'de ya da Emerald Dream'le bağlantılı mı? Hayır. Ya zaten aslında hiçbir sınıfa böyle spesifik, işte Death Knight gidince illa Maldraksut oynayacaksın diye bir durum da yok. Yani sen orayla ilintilisin de değil. Hani biz sadece bu büyüsel özellikler, hani büyü sınıflarına nazaran biraz daha oraya yatkınlığından bahsettik ki bu zaten oyuncular için de değil. Hani daha çok NPC'sel, işte mesela Ysera gibi. Evet. Düşünebilirsiniz. Yani onun için öyle şamanlar şurada ya da şey burada gibi bir durum yok. Ama evet, biraz daha doğaya yatkın karakterler ya da... Kalıplara sokmayalım lütfen. Şeyler o taraflarda olacaklar. Dur oğlum dur. Tamam gittiler. Dur. Tamam dur. Ne oldu? Dur chat'i boyuyorsun yine dur. Aynı şeyi yapıyorsun dur. Arkadan gelen şey gibi. Defansa gelen... La yiğit! Sonradan defansa gelen oyuncu gibi. Evet ya. Golden sonra defansa geldi moderatör. Uyuyor falan. Neyse. Arkadaşlar başka soru kalmadı. Atladığım soru da yok. O zaman arkadaşlar vaktimizi çok geçtik. Tam 48 dakika geçtik şu anda. Ama çok güzel. Sağ olsun size. Aynen. Biz müsaadenizi istiyoruz. Yarın işe gideceğiz. Önümüzdeki hafta mavileri konuşuyor olacağız. Evet. Aynen evet, haftaya artık maviler mi? Maviler. Arkadaşlar. Pazar günü rahatlığımız yok artık. Gökhan'cığım o komutlar kapalı. Görkem abi çok şekil duruyor. Evet. Ağzınıza sağlık. Bayıldım. Selametle. Yiğit bir dur, ağzını kırayım. Yiğit. Neyse arkadaşlar, Maligos, evet haftaya Maligos konuşacağız, mavileri konuşacağız arkadaşlar. Takipte kalın. Haftaya burada görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Murat Ana ve Görkem'e çok teşekkür ediyoruz. Anlattıkları için, ağızlarını yordukları için. Uzun uzun. Özellikle Görkem'in bugünkü şeyi, performansı, bilmiyorum farkında mıydınız? Şey değil, aynen. Ya yani Murat'an evet aktifti ama Görkem'in... Yani arka arkaya böyle bombalamak zorunda kaldık. Yiğit dur. Tabii Allah aşkına dur Yiğit. Bir insanlığa bir şey yazsın. Dur bir geceler falan desin. Evet ya, Yiğit'i durduramıyoruz arkadaşlar. Şu anda büyük ihtimalle şey de yaptı. Gömdü kendini, banlamaya başladı. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Evet ya, şeylere ulaşabilirsiniz. Kanallarında. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, şunu yazalım arkadaşlar. Allah aşkına dur, gözünü seveyim ya, bir insana bir şey yazacağız ya. Evet arkadaşlar, Yiğit'in kusuruna bakmayın. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun, destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Siz de kendinize.